Biziz arkadaşlar. Merhaba tekrar. Merhabalar. Herkese. Görüntü geldi mi? Ondan bir emin olalım. <laughs> Burada mısınız? Görüntü geldi mi? F5 geldi. Tamam. Evet. Vay. İzleyenlerimiz var. Çok teşekkürler cevapları için Sağ arkadaşlar. Olsunlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, yayının ikinci bölümüyle karşınızdayız. İlk bölümünde destanlar hakkında konuştuk. Türk destanları hakkında konuştuk. Nerelere bağlanıyor, hangi geleneklerden neler almış, kahramanları nasıl kahramanlar biraz onlardan bahsetmeye çalıştık. Hı hı. Destanlara nasıl yaklaşılır, tarihçiler neden destanlarla ilgilenir veya ilgilenmelidir aslında. Biraz bunlardan bahsetmeye çalıştık. Şimdi Olga Hocam son bir destan bize daha doğrusu Menakıbname name tanıtacak. Ondan hemen sonra da biraz size Atlas tarih dergisi öreceğim. Sonra da Alevilik, Bektaşilik meselesine geçiyoruz evet. artık. Sevgili evet. Ceren, hep, e, en çok aldığım sorulardan bir tanesi hani hep gösterdiğiniz e, menakıb nameler e, doğru olmamasına rağmen Bektaşilik, alevi, Alevilik üzerine evet. Yani işte o hiç, nameler sadece Alevilik, e, Bektaşilik geleneğinin bir parçası, parçası mı? zannediliyor. Evet. Bazen. Ama elimizde e, bir, e, bir iki tane var. E, bunlardan bir tanesini hemen sana emanet edeyim. Bu bulunuyor çünkü. Türk evet. Tarih Kurumu'nda. Makalatı Seyit Harun. Seyit Harun çok hemen kısaca bahsedeyim. En önemli özelliği bir şehir kuran Ender Veli'lerden bir tanesi. Şehir kuran. Seyidi Konya'nın Seydişehir. Seydişehir ilçesini. Konya Seydişehir. Ee, içerisinde e, peki e, bu geleneği devam ettiriyor mu? Yani işte Orta Asya'dan gelen şaman motiflerini, şaman geleneklerini, Uygur bahçelerinin geleneklerini veya keramet motiflerini içeriyor mu? Evet içeriyor. i̇çeriyor. Sünni olması bunun veya sünni gelenekten olması e, çok... Yani bugün bu kahraman diyelim hani Alevi Bektaşı geleneğinin doğrudan sahiplendiği biri değil. Değil. Selçuklu değil. döneminin önemli bir e, velisi e, diyebiliriz. E, tabii ki İslam e, düşüncesi içerisinde önemli bir yeri var. E, ancak Menakıb Namesi'nde şehri kurması mesela etrafta bulunan bir Roma Bizans e, olduğu düşünülüyor. <laughs> ismini vermiş yöredeki kişiler. Eee Velvet şehrinin taşlarını böyle Velvet mi? Velvet. Velvet. Yani ben de oradaki yerel bir ağızdan duydum. Ben orayı da ziyaret etmiştim. O şehri de biraz görmeye çalıştım ama yani sadece çok bir yıkıntı mevcut. oradaki taşlarla eee Seydi şehrinin etrafını surlarla çevrildiği rivayetleri var. bu kitapta da anlatılıyor. Taştan su çıkarma gibi Taştan motifler. Taştan su çıkarma çok yaygın bir, yaygın bir motif. Ondan sonra işte <laughs> aslanla Eşlerle karşılaşma. Var mı? Yok aslan motifi hmm. vardır. Şeyle arasında Akşehir'in önemli bir velisi Seyit Mahmut Hayrani hmm. ile ilgili. Seyit Mahmut Hayrani velayetnamesi veya merakı kayıptır. Onu söylemek isterim. Kayıp olan anlatılardan biridir. Hakkında çok az şey bilinir o, e, yani ama o bölge o civar önemlidir dediği sultan yine benim ziyaret ettiğim bir yerde Ilgın'da e, koyun baba vardır menakıb namesi hmm. olan koyun baba ile arasında e, işte çeşitli e, e, böyle bir sürtüşme yaşanmıştır. Evet o yine... dönem veliler arasında da <laughs> evet, yakın ciddi bir bölge. bir rekabet söz konusu. Evet ciddi bir rekabet var. Yani bunların her biri menakıb namelere göre metinlere göre Allah dostu. Hayatımda böyle İslam'ı adamış, evet. ahlak erdem sahibi, hatta tin insanlar. Fakat birbirleriyle aynı zamanda enteresan bir rekabet halindeler. Evet. Metinlere bakıldığında. Gerçek hayatta bu ne kadar vardı, ne kadar yoktu, bu tartışılır. Evet. Hani bu tarihsel boyutu ayrıca tartışılır. Ama metinlere neden böyle bir rekabet varmış gibi yansıtıldı, o da Ayrı bir tarih ha, sorusu. Evet. Tarih sorusu. Kesinlikle yani. öyle. E, zaten bunu incelerken e, bir e, Selçuklu dönemine ilişkin bazı bilgiler almakta mümkün. Yine onu sağlıyor. Hani menakıb nameler tarihi kaynak olarak kullanılabilir mi e, diye bir problematik ara sıra ortaya atılır. Hı hı. Dikkatli kullanıldığında kullanılabilir. Evet. Zaten. Yani Menakib Arifin Mevlana'nın basılıyor hemen söyle kabalcıdan çıkmıştı piyasada bulmak mümkün en azından kabalcının durumu malumunuz biraz piyasada bulunabiliyor mesela orada gerçekten de tarihi değeri önemli bilgiler elde edinilebiliyor mesela hacı bektaş'ın nasıl bir kişilik olduğu ile ilgili en önemli ipuçlarını bir aşık fazlade bir de görülebilen mesela mevlana işte bizzat ya da en azından yakınlarının gördüğü hacı bektaş hakkında ifadeler mesela onun tekke'den veya işte her şeyden geçmiş bir meczup olarak söyleniyor orada. Bu da onun mesela haydari kimliği açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu dikkatli kullanıldığında menakıbnameler hmm. nameler tarihi, vesika olabilir belli başlı. Bir de menakıbların şöyle bir tarafı da var. Menakıbnamelerin namelerin yani velilerin hayatının ve kerametlerinin yazıldığı metinlerin ha, bizim tercimleri. açımızdan şöyle bir önemi de var. Şimdi bugün biz dinden, doğrudan İslam'dan kaynaklandığını sandığımız bazı fikirlere, inançlara esasen menakıbnameler üzerinden ulaşmışız. Yani halk arasında menakıbnamelerde yer alan birçok motif hala yaşıyor. Özellikle Anadolu'da büyük şehirlerde değil de taşrada, kırsalda. Mükemmel bir şey Hala söyleyeyim. yaşıyor. Aynen öyle. Tamam mı? O insanlara bunu aktarabilmek yere... için de önemlidir Yani. Tabii Yani pek çok yere gittiğiniz zaman ben Bursa'da karşılaştım mesela. İşte bizde bilmem ne baba var tek eliyle Ejderha öldürmüş. Bizde hmm. bilmem ne baba var şuraya işte asasını saplamış buradan su fışkırtmış falan gibi hikayeler anlatılır. Hmm. Şimdi Köprülü Fuat Köprülü hocanın zamanında kurduğu teoriye göre şöyle bir şey var. Anadolu'ya kitleler halinde göç eden Türkmen kitleleri hala yarı göçerlerdi. Çoğunun okuma yazması da yoktu. Dolayısıyla Kur'an'ın hani Kur'an'ı bizzat okuyamıyorlardı. Onlara İslam dini daha çok bir takım veliler, dervişler, çoğu heterodoks yani Sünni İslam'a dahil edilemeyen bazı inanç ve ritüellere sahip bir takım e, veliler, dervişler tarafından İslamları öğretildi. Evet. Temelde böyle özetleyebileceğimiz bir teorisi var Körpülü Hocanın. E, yeni yeni buna <laughs> karşıt fikirler falan, falan da sunuluyor, sunuluyor. ama Körpülü Hoca hani çok da haksız değil. Değil bana göre. Kesinlikle. Gerçekten de bu yara göçer kitlelerin çoğunun okuma yazması yok. E, Kur'an-ı Kerim'in el yazmasını bulmak zaten bir mesele. Kur'an tercümeleri, ilk Kur'an tercümeleri 13. 14. yüzyılda yapılmış var bir şeyler ama insanlar okuma yazması yok çoğunlukla. Dolayısıyla ya medreselerde eğitim görmüş, okuma yazma bilen, ulema diyebileceğimiz insanlardan öğreniyorlar ya da bu tarz velilerden, dervişlerden öğreniyorlar. Yani bunlar da bu, bir, bir... o, aktarma adına diye dinleri aktarmak adına İslam dinini çok önemli bir görev görüyor bu merakı. Tabii dağlar, kesin aynen kesin. öyle hı. ama e, doğrudan İslam'dan kaynaklanmayan bazı bugün hurafe diyebileceğimiz şeyler de var bunun içerisinde. Var. Yani böyle şeyler de var. Yani ejderha o, öldürülmesi. bizim bugün hayatımızı bu tarz açılardan da etkiliyor. Etkiliyor. Evet. Farkında bile değiliz. Çünkü menakıbnamenin ne olduğunu bilmezsek bunu saptayamayız. Evet. Ha biz menakıbnameler üzerinde çalıştığımız için bunun da farkındayız. Evet. Bu kadar. Bir Açılımı daha var bunun. Ee, biz Anadolu'ya geldiğimizde biz buraya geldik yani yerleşik halkı değiliz. Evet. Ee, zaman zaman geliyoruz, gidiyoruz, çıkıyoruz, çeşitli izler bırakıyoruz. Tetittik. Evet, <laughs> çeşitli izler bırakıyoruz çok eski devirlerden beri ama buraya e, tamamen gelip yerleşmemiz çok daha geç zaman dilimini kapsıyor. Uzun, uzun bir süre içerisinde ve, oluyor. Evet, Anadolu'nun yerli halkları var ve bu insanlarla bir şekilde barışık yaşamalıyız ve ayrıca e, e, biz daha çok ağırlıkta olmaya başladıkça ve İslam e, dini ile beraber o insanları da İslam dinine çekebilme misyonu da bu insanlar hı hı. görüyorlar. Hı hı. Bu velilerin çeşitli zaten bunların hal tercümeleri hepsi belli bir yeri Osmanlı'da Ömer Lütfü Barkan bunu çok güzel açıklar kolonizatör Türk dervişlerinde de aynı zamanda bir ne yapıyorlar şenlendirme ye yani bölgeyi bölgeyi biraz daha işte dermentlerde, geçitlerde bu kurarak oranın insanlarına yerli halklarına Yardımcı oluyorlar çeşitli anlamlarda işte o baba çorbası bile lafı bile oralardan gelmiştir yani oralarda vardır çeşitli sağlık hizmetleri bunlar da çok önemli hizmetleri var bu tekkelerin ve bu insanlar Hayır, bunların öyle. başında onların bu hal tercümelerini okurken yani bu menakıb nameleri içlerinde bunları bulacağız. yerde unsurlara da yani gidildiği zaman direkt bir er Ermeni Roma şarap içme günah hı hı. olarak yansıtılmıyor. Evet. Çünkü zaten bu değil mi? bunun bir başarısız bir girişim olduğunu defalarca gördük, evet. görülüyor tarihi okuduğumuzda. Evet. Ee, ne yapılıyor? Eee oranın yer, yerel unsurlarından faydalanılıyor. Çeşitli aziz kültlerinden. Bu Anadolu'da çok fazla aziz olması zaten Hristiyanlığı yayın alanlarından Kapadokya Kapadokya bölgesi bundan yararlanılıyor. Hacı Bektaş'ın örneğin işte buradaki Aziz Karalambos'ta birlikte anılması, Aya Yorgi, yani, Sarı Saltı. Anadolu'nun yerli Hristiyan azizlerinin kültlerinden çok fazla bizim velilere motif hikaye ve daha bir sürü şey geçmiş. geçiyor ve bunları merakıp namelerde örneğini görüyoruz yani baktığınız zaman karşılaştırdığınız zaman Aziz George işte Ejderha ile savaşan şekilde Özellikle resmedilir George. çok fazla yaygındır zaten bu yaygınlaşmanın sonucunda neticesinde en büyük örneğini bugün Makedonya'da görüyoruz bir manastırda hem sarı saltık olarak hem de aziz olarak ziyaret edilir yani çift mezar görüyoruz Başka yerlerde de buna rastlıyoruz. Sarı Saltık'ta özellikle var. Yine Abdal Musa'da var. Hacı Bektaş'ın işte Kapadokya bölgesinde dediğim gibi hmm. Aziz Karalamboz'la özdeşleştirilmesi. Bunlar yaygın. Bu merakım namelerde yine geçiyor. Evet, Önemli geçiyor. motiflerinden. Evet. Merakım nameli yani merak niye var? Neler, biraz da onu da bahsetmiş yani orta olduk. Orta Çağ Anadolu'sunun Osmanlı Beyliği'nin kuruluş dönemi olsun, onun öncesi ve sonrası olsun, kabaca Kaç diyelim. Hadi 11. yüzyıl, 16. yüzyıl arasındaki 500 seneyi düşünelim. Menakıbnameler, velayetnameler o dönemin tarihini farklı bir açıdan okumak açısından da değerli belgeler esasen. Kesinlikle. Ama tabii ki yöntemini bilmek gerekiyor veya kendi yöntemini geliştirmek gerekiyor. Öyle Hı -hı. bodozlama dalabileceğiniz bir alan değil. Çok Dikkatli ve hassas olunması gereken evet. bir alan. Yani literatürü taraması yapmak gerekiyor. Bununla ilgili yabancı kaynaklar örneğin e, yani e, bayağı bir şey gördüm. E, evet. Osmanlı'da Sol Kol diye tarif, Fakfı Gürtleyenler'in bir kitabı vardır. E, bulunmuyor günümüzde. Yani Seyit Ali Sultan'la ilgili bir merakın namenin e, nasıl yazıldığı, ne için yazıldığını çok güzel e, açıklar keşke adını hatırlayabilseydim. Yani e Flash mıydı acaba? E, Seyid Ali Sultan Menakıb namesi namesiyle ilgili neyse. Yani bunlar yabancı literatürde var. Bu konuda yazılan e, parçalarda kaldım. var. Evet. Şimdi e Olga söyler. Atlas Tarih dergisinde sıklıkla yazıyor. Hocam kaç sayı oldu? Kaç sayı yazdın? E ben son şu anda sayı mı? E, 4 sayı mı? Epey geçen oldu. 2017'den beri yazıyorum yani, çıkan hemen hemen her sayıda e, Atlas Tarih 2016 dergisinin... son. Son sayılarının pek çoğunda Olgay Hoca'nın özellikle destanlarla ilgili yazıları var. 7 ya da 8. oldu. Ee, ben şunu çok sevmiştim. <laughs> Cem Sultan-Beyazıt kavgası. Burada tabii Cemal Kafadar röportajı da var. Eski sayılarına internetten ulaşabiliyorlar, ulaşabiliyorlar değil mi? Evet. Hı -hı. Atlas Tarih Dergisi'nin eski sayılarına internetten de ulaş ulaşabilirsiniz. Ben şu sayıyı özellikle çok beğenmiştim. Saltıkname'den bahsettiği sayıydı Olga Hoca'nın. Ee, burada ne var? Rum Anadolu erenleri. Bu hangi aymış? Aralık. Mesela ta Aralık 2017. Rum abdalları. Osmanlı kuruluşunda Rum Osmanlı abdalları. Kuruluşu. Şimdi Atlas tarihin özelliği burada yayınlanan makaleler herkesin anlayabileceği bir dille yazılıyor. Popüler tarih makalesi. Yani akademik çalışmalar esasen fakat hani herkesin anlayabileceği. Hatta ilgisini çekebileceği tarzda yazılıyor. Ve kaynakçalarıyla beraber kaynak basılır. Kaynakçıları beraber Hı. Hı. yayınlanıyor. Evet. Ben Atlas tarih dergisini size birkaç defa övdüm izleyicilere ve tavsiye ettim. Tabi hashtag tarih dergimizi de ayrıca övüyorum. Evet. Fakat Atlas'ın benim için şöyle bir özel anlamı var. Ben çok uzun yıllar boyunca 95'te yayınlanmaya başlandı Atlas dergisi tarih evet. değil Atlas dergisi Özcan Yüksek ve ekibi çıkartırdı. E, çok uzun yıllar çok iyi bir Atlas dergisi okuyucusuydum. Ve çok faydalandım. Çok yararını gördüm. Özcan Kesinlikle. Yüksek ve ekibi özellikle Orta Asya'nın çeşit çeşit bölgesine gittiler. Ve oralardan çok güzel dosyalarla geri döndüler. Evet, mesela bir İsmaililer sayısı İsmaililer vardı. Düşünün var. yani. Benim en çok aklımda kalan Altaylar sayısıdır. Altaylar güzel. Altay Türkleri ve onların inançları, gelenekleriyle ilgili... İlk bilgilere ben orada ulaştım. Yani kaç yaşındaydım o zaman, o zaman acaba? 15 evet. falandım evet. herhalde. Belki 16-17. Yani piyasada çok fazla bu konularla ilgili kitap bulamadığımız, Google'ın, internetin falan pek olmadığı dönemlerden bahsediyorum. O dönemlerde Atlas Dergisi genel kültür sağlamak açısından bir numaralı kaynaktı. Müthiş bir dergiydi. Ee, şimdi Özcan Yüksek ve ekibi Magma dergisini çıkartıyor, onu da ayrıca öneriyorum. Hı hı. Tarih dergileri arasında da benim zaten belli başlı üç tane dergi var esasen. Atlas Tarih, Hashtag Tarih dergisi, bir de Toplumsal Tarih dergisi. Evet. Toplumsal Tarih dergisi daha akademik bir dergidir fakat yine onu da anlarsınız. Ee, orada da farklı şeyler e, yer alır. Ama hani Atlas dergisinin özelde Atlas tarihin ayrıca şahsen benim hayatımda yeri ve önemi çok büyüktür. Evet. Onu söyleyeyim. Şimdi e, hakikaten ve e, burada yazarlar e, herhangi bir e, sansüre veya doğrudan müdahaleye maruz kalmadan kaynakçısıyla, yani bibliografisiyle çeşit zaman zaman kitap önerileriyle Hı -hı. ben e, ki veriyorum bunu. E, tamamen basılıyor. Bu çok önemli bir şey. Ben de şu anda yayın yönetmeni olan hem Atlas'ın hem Atlas tarihinin Tarihin e, Kansu Şarman Hı. o ekipten iyi gelendir az önce bahsettiğiniz Özcan Bey ile beraber Hı. devam ediyor. Ben ona da çok teşekkür ediyorum. Ö özel e, iş yapıyor bu, evet, za bu zaman diliminde. Hani kendi e, yazılarım için genel anlamda içinde çok farklı e, yazarlar var. Haşim Şahin var, Gazanfer İvar var. Mesela bu sayıda birçok özel isim var önemli sıradan isimler ee, evet, yazmaz zaten e, teşekkür ediyoruz. Yani e, ben de kendime teşekkür öyle, edeyim evet, sağ olun. Öyle. E, Hakikaten e, güzel bir dergidir. Diğer söylediğiniz denense tarih ve toplumsal tarih evet, de e, bu e, yayın hayatının yayın hayatının önemli dergileri. Çok önemsiyorum. İyi ki varlar e, ve var olmaya devam etsinler. Bu bahsettiklerimiz genel okura en iyi hitap edebilen dergiler. Evet. Bunların dışında da bir sürü tarih dergisi var ama daha akademik. E, ben onları da zaman zaman makalesini, şeysini falan paylaşıyor. da ideolojik Mesela. oluyor, falan Tam biraz daha, daha. Çok fazla ideolojik oluyor. Olabiliyor. Evet, o açıdan da sıkabiliyor insanı. Yani bunun gibi. Evet. Var. Şimdi bu alevilik bektaşilik meselesine geçelim hadi. Hocam, alevilik ne, bektaşilik ne? <laughs> Nasıl geçsek, bilmiyorum. Yani şimdi <laughs> bu soru cevaplanması çok kolay bir soru gibi böyle pıt diye sorulur. Dolayısıyla evet. ben de şimdi o rolü üstlendim onu şimdi soruyorum. Şimdi harikasınız. Hani e, Alevilik Bektaşilik yani e, oradan gir, girelim biraz geriye de gideceğim Alevilik Bektaşilik yani kabul gören görüş Ale Alevi olması için bir insanın anne ve babasının Alevi olması e, gerektiği evet, söyleni gelir. Soyla şimdi ilgilidir. Söyleni şey. gelir bir şeydir. Durduk yere ikimiz Alevi olduk diyemeyiz. E, yani şu andaki lit mevcutu olan kabaca hatlarını çizdiğimizde Bektaşi oluruz tek istersek olabiliyoruz. Olabilir. Zaten Ali bu bir sonradan ancak fahri olarak evet. herhalde kabul ederler. <laughs> yani bu zaten <laughs> ayrı bir insanlar da şu var. ayrı bir din değil bu. Bunun Tabii, peygamberi bir, bunun inancı bir. Zaten Allah bir Muhammed Ali diye değiştirim vardı. Aynen. Yani bu o, tahtacı Tahtacı demek ta ayrı bir din değil. Yani tahta kesen, geçimini bununla sağlayan. Çünkü o da bir ko kolduran Anadolu yörük tükmenlerin yoğun olduğu nerededir? Muğla, Teke yöresinde, e Antalya köylerinde, Denizli'nin önemli bölümünde. Yani ormanların yoğun olduğu bölgelerde tahtacı yörükleri yaşar. O da da tahtacı denmesinin sebebi dolayı da onlara tahtacı, tahtacı denir. Yani o yüzden de bu ayrı bir dini zaten e yurt, YouTube'da mükemmel bir belgesel vardır. Tahtacı Fatma. Hmm, Orada tahtacı o belgeselde Fatma tahtacı Fatma'nın babası e, öyle güzel konuşur ki, e, öyle güzel anlatır ki tahtıcılığı ve yaşayışlarını bugün hala hiçbir şey değişmedi. Fethiye Tahtacıları üzerine bir araştırmam var. Eee Bununla ilgili bir şeyler de yapmayı düşünüyorum. Artık kitap mı olur yoksa hani dergi de mi olur? Hı hı. Tam karar veremedim. Biraz daha ete kemiğe bürünmesini bekliyorum. Kısaca bu. Alevi e, olmanız için e, anne ve babanızın Alevi olması gerekiyor. Bektaşilik bir e, akımdır. Yani Alevilik'te ayrı bir şey değildir. Bektaşilik esasen Bektarşilik, tarikat. Tarikatdır. Tarikat. Tarikattır zaten. Yani buna ırksal bir şey gerekmiyor. Siz tekkeye devam yani ederek. Soygu'a da gerekmiyor. So gerekmiyor. Tekkeye Aynen. devam ederek belli ritüelleri gerçekleştirerek bektaşlılık yani, olabiliyorsunuz. Peki Alevilik nasıl ortaya çıkmış şimdi? Önce ben şunu özetleyeyim. Olga Hocam oradan girsin. Şimdi Türkiye'de Alevilik'le ilgili yapılmış bir sürü araştırma görebilirsiniz. Tamam mı? Piyasa dolu böyle şeylerle. Fakat bunların en az yarısı akademik değildir. Araştırmaların belli bir kısmı doğrudan Alevi geleneğinden gelen, kendisi Alevi olan kişiler tarafından yapılır. Belli bir kısmı yapılmıştır. Onlar kendi içinden geldikleri geleneği anlatırlar esasen. Alevilik çünkü onların bildiği odur. Onun üstüne işte literatür taraması yapmışlardır. Bazı velayetname, menakıbname okumuşlardır falan bir fikre varmışlardır ve kendi bakış açılarından yazmışlardır bir şeyler. Hı hı. Diğer bir grupsa tamamen akademik ve bilimsel olarak araştırır. Hani kabaca ayırıyorum bunları. Sağ araştırmalarına dayanır. Sağ gözleme, araştırmalarına, evet değil mi? gözlemlere dayananları hı hı. vardır. Daha modern çalışma var. Evet. Bunlar örneğin Rıza Yıldırım hocanın bir çalışması çıkacakmış yakında. geleneksel evet. Alevilik diye. Ve saha araştırması yapmış bunun için. Başarılı kendisi. olur. Dilerim kitabı şans getirsin i̇nşallah, diyelim. İnşallah <laughs> Herhalde onlarca değil yüzlerce herhalde kişiyle görüşmüş. Görüşmüş evet. Sözlü olarak anlatıları derlemiş, Epeyce ilginç bir çalışma Farklı var, farklı herhalde. şehirlerde yapmış. Evet, başka, unutmadan unutmadan. Şehirlerde. <laughs> kullanmış hani evet. Etnografik bir tarafı da var Var Rıza Hoca ile de konuşuyoruz ama arada böyle. Tabii bitiriz. arada evet. <laughs> Twitter'da <laughs> iletişimimiz var sağ olsun evet. cevap verir sorularımıza. İyi bir insandır sağ olsun. <laughs> bunun dışında Alevilik Bektaşilik denince daha modern anlamda akla ilk gelen araştırmacı esasen Ahmet Yaşar Ocak hocadır. Uh -huh. Onun da o da Fuat Köprülü'nün açtığı yolda yürür biraz. Yürümüştür. O alanı genişletmiştir. Evet. Yeni fikirlerle o alana kendi çok önemli katkılarını yapmış. Çok değerli bir hocamızdır. Uh -huh. kesinlikle. Son dönemde Ahmet Yaşar Ocak Muhalefeti demeyeyim de hani onun e, önerdiği bazı şeylere karşı fikir geliştiren bir de Ahmet Kara Mustafa Hoca vardır. Böyle özetleyeyim isimleri. Hı hı. Farklı farklı ekoller var, var. tamam mı? Şimdi e, işte dediğim gibi bir grup araştırmacı doğrudan Alevi geleneğinden gelir araştırma yapar. Bir grup araştırmacı Alevi geleneğinden gelse de gelmese de akademik ve bilimsel olarak inceler. Evet. Biz daha çok Ahmet Yaşar ve onun ekolünü okumuş insanlarız. Benim Hı. zaten hocam da Ahmet Yaşar Ozcak. Melikov, yine. Melikov ekolü ee, diyebiliriz ona. Fahri hocamız, evet, rahmetli. Şimdi bir arkadaş sormuştu. Alevilik bazı görüşlere göre Alevilik İslamdan önce bile varmış. Böyle bir iddia var. Tamam mı? Diyorlar ki Alevilik bir sürü şey söylüyorlar bununla ilgili. İslamdan önce de vardı. Bu zaten bir yoldur. Tamam mı? Bu bir hayata yaklaşım tarzıdır. Bir yoldur zaten. Ee, zaten o yolu tutmuş olan insanlar sonra da İslam benimsemiştir. Alevilik öyle, öyle ortaya çıkmıştır der. Fakat buna tarihsel ve ciddi kanıtlar bulunamamıştır arkadaşlar. Bazı teoriler geliştirilmiştir ama bu konuda ciddi hani gerçek tarihsel kanıt diyebileceğimiz bir şey esasen yok. Veya henüz ortaya çıkmadı. Şimdi Yaşar Ocak Hoca kendi içinden geldiği köprülü, ekolünü geliştirerek şöyle bir sonuca varır. Alevilikler ki eskiden yani 15-16. yüzyıllarda adı hala kızıl başlıktı. Başlarına sardıkları kırmızı Hüseyin'i mi Hasan'ı mı temsil ediyordu? Hüseyin'de işte kanı akıtılan daha Hüseyin evet. biraz e, ee, orada. Biraz Kerbela, Kerbela. olayı nedeniyle. Var. Hı -hı. Alınlarına sardıkları kırmızı şeyden ötürü ne derler Turban mı diyelim ona? bir sarıklarına sardıkları tümben ya da hatta bazen alınlarına şey yaptıkları kızıl o kırmızı şeyden ötürü şey Haydar bunun öncüsü Şah İsmail'in atası Hı, tamam kızıl baş deniyor onlara o da diğer o, askerlerden ayırmak usulunda. için tamam evet ve Ahmet şerac Ocak hocanın söylediği şey şudur ve onun yolundan gidenlerin diyelim şudur ee, Türkmenler İslam'ı heterodoks yani bugünkü veya o günkü sünni anlayışın dışında sünni İslam'la pek de uyuşmayan bir biçimde kabul ettiler. Tamam mı? Ve Kızıl Başlık işte oradan doğdu. Kısaca söylediği şey bu. Değil mi? <laughs> Ve zaten ee, Yaşar Hoca'nın söylediği yani esasen dedim gibi köprünün fikirlerini geliştiriyor ya bir önceki yayında Köprül'ünün e, geliştirdiği tezi kısaca özetlemeye çalışmıştım. Yine özetleyeyim. Diyor ki, Türkmenler kitleler halinde Anadolu'ya geldikleri sırada, yani işte e, belki 11. 12. yüzyıldan 16. yüzyılın ortalarına kadar falan, yarı göçerdiler, bir. Eğitimsizdiler, iki. Okuma yazma bilmezlerdi, üç. Dolayısıyla bu insanların İslamlaşmasında etkili olanlar bir önceki yayında bahsettiğimiz o menakıbnamelere konu olmuş velilerdir diyorlar. Başta o veliler olmak üzere onların müritleri, dervişler, şunlar bunlar. Az önce bir isim oraya yazdım. Ömer Lütfi Barkan, kolonizatör Türk dervişleri. O makaleye bir bakınız. Bu yarı göçer Türkmen kitlelerini İslamlaştıran işte o velilerdir, onların dervişleridir, müritleridir, şudur budur diyorlar. Onların da İslam anlayışı eski Türk inancıyla karışmış bir İslam anlayışıdır diyorlar. Şimdi eski Türk'ün inancı ne? Gök Tanrı var, şamanist. Tamam mı? Bu eski inançtan tam olarak vazgeçmemişlerdir. Çünkü o onların esasen örfüydü. İslam onun üstüne geldi ve böyle bir karışım ortaya çıktı. Yani bir senkretizm, bir bağdaştırmacılık söz konusu diyorlar. Evet. Tamam mı? Bu da ayıp veya günah değil. değil Herkesin değil. İslamlık ıı, yaşayışı zaten kimse... Zaten hiçbir Müslüman yani hiçbir toplumun Müslümanı öbürüne benzemiyor ki. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Çünkü her toplumun kendince bir kültürü var. Kültürü bir var. ulusal, bir yerel kültürü, kültürü var. var. Aynen. Yani bugün Konya'nın <laughs> bilmem neresindeki insanla, Trabzon'daki insanın da kültürü birçok açıdan farklı Hı -hı. zaten. Evet. Şimdi o da İslam'ı kabul etse, bu da İslam'ı kabul etse İslam'ı kabul eden farklı farklı kültürlerden gelen insanlar Birbirlerinin kopyası haline dönüşmüyorlar zaten. Yani herkesin içinden geldiği belli bir kültür var. Yeni bir din de kabul etsen o din onun üstüne geliyor yani sonuçta. <laughs> Aynen tamam öyle. Kısaca diyorlar ki o kızıl başlık. Asıl ve eski adıyla kızıl başlık. İşte bu senkretizmden ortaya çıkıyor diyorlar. Tamam mı? Zaten bugün e, Alevi inancında bugün artık Alevi dediğimiz o zamanın kızıl başları. Alevi inancında gerçekten de eski gök tanrı ve şamanizm izlerine çok fazla rastlarız biz yani. Evet. Ha bir tek onlarda mı rastlarız? Hayır. Sünni Türklerin de kültüründe aynı şekilde var. Yani ben sünni bir ailede doğdum. Aynı Annemin şekilde. bana aşıladığı, hani bizi aşılamaya çalıştığı İslam anlayışı ve ahlakı diyeyim onunla zaten Alevilerinki çok benziyor birbirine. Evet. Anladım, Çünkü ikisi de biz zaten yani ikisi de bu i̇kisi de topraklarda zaten. ben evet. şeyde de bunu gözlemledim ben de hani sünni bir ailede doğdum ve Aksaray'da doğdum İzmir'de yetiştim ama babamın bir görevi nedeniyle Hacı Bektaş'ta 6 sene kaldım babam memurdu her yeri gözlemleyebildim yani. İzmir'de büyüdüm, Aksaray'da doğdum, Hacıbektaş'ta kaldım, Konya'da okudum, <laughs> İstanbul'da işte yaşıyorum ve e, çeşitli gözlemler yapma fırsatı doğdu. E, ha hakikaten Anadolu insanın yaşayışı e, birbirine, hı hı. Zaten birbirine, benziyor. birbirine benziyor. Dediğim gibi işte. örf, adet, gelenek ve görenekler iç içe. Hı hı. E, tabii e, bahsettiğiniz e, bu şey hakkında söyleyebileceğim hani... E, Hazreti Ali'den önce ya da Ali Veli Bektaşili'nin işte İslam'dan önceki konusu Arap mitolojisinin çok iyi incelenmesi gerektiği kanaatindeyim ya da ara çünkü bu eksik bir çalışmadır. Hı -hı. Hatta bir sempozyumda bununla ilgili önemli bir bildiri yayınlandı. Ama bununla ilgili literatürde sadece bir kitap var. Ankara Okulu'nun bastığı Arap Hı -hı. mitolojisi diye. Başka bulamıyorum. Yani ha, fragmanlar halinde bulunabilir ufak ufak. Üzerine çalışma yapmak gerekir. Ama muhalefet zaten vardı. Muhalif olma durumu. Hı -hı. Şimdi mutlaka vardır. Yani bir yönetimler var. Hı -hı. Ve bu yönetimlerin yaptığı... E, ne denir zulüm olabilir, eziyet olabilir hı hı. ve bunlar karşısında da mutlaka ezilenler var. Hı hı. Zaten bu zaman içerisinde. Ta tarih boyunca yani yöneticiler ta tarih var. Boyunca... Yöneticilerin yaptıklarıyla ezilen birileri var. var. Bu zaten e, Mehdi inancı da bu şekilde yani daha e, İslam in yayılmaya inişinden itibar 50 yıl içerisinde İslam'a Mehdi inancı sokulmuş. 50 hı hı. yıl bile geçmeden. Yani hatta Hazreti Ali öldüğünde Abdullah bin Sebe Hazreti Ali'nin bu zulüm dolu dünyaya geri geleceğini Söylüyor. Çünkü niye Yezid var? işte Muaviye var. İşte, çeşitli İslam siyasallaştırılmaya çalışılıyor. E, bu e, muhalif kesimden ötürü bu in düşünce olabilir. Yani buna katılıyorum. Tabii asıl e, büyük kırılmalar e, belki ilk Gadir Hum olayından başlamak lazım. E, günümüz bugün e, birçok alim tarafından ya da e, işte e, teoloji mezunlarının Şia uydurması diyebiliyorlar veya işte doğru diye kabul ediyorlar. Çünkü birçok dayandırdıkları isimleri başka alanlarda kullanırken onların şeylerini hadislerini Gadiruhum olayına geldiğinde o isimleri kullanmamayı tercih ediyorlar. Öyle bir durum da söz konusu. Gadiruhum olayı tabi biliyorsunuz Hz. Peygamber'in Ali'yi ee, yani aday olarak göster Öyle, evet. göstermesidir. Yani kısaca Gadiru bir bölge, bir yer adı. Orada bulunan bazı rivayetlere göre bin, bazı rivayetlere göre biraz daha kalabalık. Bazılarına göre 400-500 kişi ama sonuçta bir kalabalık var ve bir hmm. şahidi var. Bu Gadiru'nun denilen Neyin şahidi var? O anda Hazreti Peygamber'in Ali kendine veliaht ya da halife ilan hmm. etmesi diyelim. vela Belki yanlış olabilir. Kendisinden sonra Sonra bu inancın başı hani artık hmm. peygamberlik o son peygamber bitecek. Daha sonra bir baş gerekebilir. Sonuçta bir artık savaşlar yapılmış bir İslam devleti doğacak zaten. Onlar da belki bunu hissediyorlar. Ve Hazreti Ali orada Hazreti Peygamber sonrası halife ilan edilecek. Hazreti Ömer ve Ebu Bekir üzerine çeşitli bir anlatılar var. İşte bunlar bazı toplumlar tarafından pek kabul görmez kötü söz söylenir Hazreti Ali ile çeşitli tabi bunlar da aslında biraz şeyleri giriyor Ritüelleşmiş bazı şeyler var İşte camiye gidilmemesi daha sonra Hazreti Ali orada şehit edildiği için Hazreti Hüseyin'le e, katledildiği için artık farklı uygulamalar giriyor. O diğer bir kırılma zaten, önemli bir kırılma. Sürekli zulüm gördüklerine e, e, inanıyorlar ve muhalefet e, olanların, yani e, adalet e, aslında burada en e, önemli kavram. Hı hı. Gadir ruhundan sonra Hazreti Ali seçilmiyor. E, seçilememiş zaten, e, sonradan seçiliyor, e, halife oluyor, e, katlediliyor. Zaten İslam'ın siyasallaşması başlı başına bir problem olabilir. Halifeler yataklarında ölmüyorlar zaten. bazı biliyorsun hı hı. bazıları. Ee, i̇şte e, Muaviye sonrası da siyasal sallaşan İslam yezitle bambaşka bir boyut, ikinci bir kırılma yaşanıyor. Ee, Hüseyin'in katledilmesi, e bu insanlar muhalif akım daha büyük e, bir kırılmalara neden oluyor. Anadolu'da yaşadığımızda daha farklı bir şey tabii. Anadolu'ya geldiğimiz zaman. E, ne diye başlamak lazım? Yani burada da kırılmalar yaşayacaklar zaten. Ee, az önce sizin bahsettiğiniz gibi e, Türk kitleler e, Moğol önünden kaçıp Anadolu'ya geldiklerinde e, zaten birçok çeşitli inancı bünyelerinde barındırıyorlar ama e, İslam e, artık cilası altında Ahmet Yaşarucan deyimiyle bunlar yaşıyor. E, belli başlı kırıntılarını bulabiliyoruz. Az önce bahsettiğimiz gibi merakıp namelerde destan parçalarında vesaire göreceğiz bunları. Ee, Anadolu'ya geldiğimizde bambaşka bir durum söz konusu. Esasen e, bunlar Osmanlı kuruluşunda e, herhangi bir sorun çıkarmazken e, konar göçer kitleler e, yani bunlar tırnak içerisinde günümüz algısında eee kitabi Müslüman değiller. Hı hı. Ee, belki sözde Müslüman mı diyorlar artık ne diyorlar? Herkes, bilmedi, herkes bilmedi, bir şey diyor. herkes bir şey diyor. Bilmem ne Aynen konuşuyor zaten. zaten. bu şekilde ama takibata da O Orhan zamanında, ondan daha sonra Murat zamanında sultan. Bu Bektaşin'in teşekkülüne neden olacak olan Beyazıt zamanında Şah kulu isyan hareketleri görülecek e, çünkü beyaz zamanda artık yavaş yavaş Safavi devleti güçlenmeye başlıyor ve başında da çok önemli bir isim var. Şah İsmail. Tane abi. tane anlatalım. Çoğunu tamam. bilmediklerini varsa. Öyle. Tamam. Tane tane anlatalım. Bektaşilik nasıl ortaya çıktı? Şimdi şuradan başlayayım ben size. Kısaca Karadeniz'in kuzeyi var ya, Deşti evet. Kıpçak diyarı. <laughs> Karadeniz'in kuzeyin gözünüzün önüne getirin. Orta Asya'dan o Deşli Kıpçak diyarından doğru Karadeniz'in kuzeyinden doğru Balkanlara zaten bir sürü çeşit çeşit Türk akını var. Tamam mı? Türkü, Tatarı ama çe envai çeşit Türk akını. Evet. Türkü, Tatarı bilmem nesi orada zaten birikmiş. Bu kitleler yine bizim bahsettiğimiz velilere, dervişlere benzer kişilerce İslamlaştırılmış. Evet. Fakat oraların geleneği, kültürü farklı. Orası bir Orta Doğu değil, bir Arap coğrafyası değil. İçlerinden geldikleri gelenek kültür başka. Siyasi gelenekleri, siyasi düşünceleri, her şeyleri farklı. Dolayısıyla onların kabul ettiği İslam da daha farklı bir İslam. Evet. Tamam mı? Bir arkadaş bir soru sormuş. Biri bazıları diyormuş ki Türklere İslam zor geldi o yüzden Aleveli uydurdu. Yok yok. <laughs> Böyle ala bir şey yok. Yok alakası yok. Zor yani. geliyorsa o dine geçmez. Yok zor geliyorsa geçmez zaten. Şey? zaten. Zaten din için kimse öldürülmüyordu o devirde de yani inancı de. nedeniyle. Yani. Ama belli bir yaşam tarzı var, bir şey var, geleneği, göreneği, kültürü var. Bir de Türk'te örf çok önemli bir şeydir. Hı -hı. Örfünü terk etmez Aynen elinden öyle. geldiği kadar tamam mı? Bugünkü gibi değil yani. Yani Cizyesini Örfünü verir, terkeni. yaşamaya devam eder. Yani Aynı öyle. kendi örfü adetiyle yönetilecek hı hı. ve kendi örfünün adetini mümkünse bulunduğu coğrafyaya yayacak. Öyle bir tarafı var. Her hemen hemen her Türk boyunun. Aynen öyle. Dolayısıyla onların orada benimsediği İslam anlayışı zaten değişik bir İslam anlayışı. Yani bugün bir Suudi Arabistan'daki gibi bir ne bileyim Arap ülkelerindeki gibi veya Uzak Asya'daki bazı İslam ülkeleri gibi değil. Farklı. Evet. evet. Tamam, orada zaten bir kitle var. E sonra Osmanlı Rumeli'ye geçiyor, 14. yüzyıl, oraları fethediyor, alıyor. Osmanlı oralara geçtiği zaman, oraları fethedip aldığı zaman, orada zaten Müslüman olmuş, hazır, Türkçe konuşan bir sürü insan var. Evet. E buradan da bir sürü insan gidiyor, Anadolu'dan da gidiyor. E onların da İslam anlayışı zaten öyle tam Sünnilik falan değil, tamam evet. mı? Öyle tam Sünni diyebileceğiniz tarzda insanlar değil bugün anladığımız şekilde. Dolayısıyla onlar orada farklı bir e, kitle oluşturuyorlar, değişik bir kitle oluşturuyorlar. Bu kitlelerin belki en önemli özelliği siyaseten tek merkezli olmamaları. Başlarında bir padişah olacak, onlar da onları dinleyecek. Buna karşılar. Ekonomileri de buna el vermiyor. Çok uzun mesele. Ama Yaşam tarzları. Kısaca tek böyle. bir merkezden yönetilmekten hoşlanmayan insanlar. Herkesin kendi boyu var, o boyunun beyi var, ona hesap vermek evet. istiyor. O boyların da, o boy beylerinin de üstlerinde hanlar var falan böyle piramit gibi bir yapı var tamam mı? Dolayısıyla merkezi devletten hoşlanmıyorlar. Hı hı. Yaşam Uzakta adamın biri olacak ben ona hesap vereceğim böyle gibi düşünüyorlar. Evet. Tamam mı? Ve e, bu kitleler işte Balkanlarda Bektaşilik denen meselenin, Bektaşilik denen tarikatın hedef kitlesi, ana kitlesi oluyorlar. Evet. Tamam mı? Çünkü sünnilik biraz merkezileşmekle ilgili. Yani bugün bizim sünnilik anlayışı olarak bildiğimiz şey Osmanlı Devleti'nin merkezi bir devlet kurup imparatorluk oldular ya İstanbul alınmasından sonra falan. E artık merkezi bir devlet gerekiyor. Onlar da merkezi bir devlet kurmak istiyorlar ki çok güçlü olsunlar. Kimse bunlara meydan okuyamasın. E hanedan tabii ki her şeyin sahibi olsun falan. Dolayısıyla Osmanlı da 16. yüzyılda merkezi devlet kuracağım diye uğraşırken bir yandan sünnilik pompalıyor. Bir yandan bu kendi sünni anlayışına uygun olmayan kitleleri sünniliğe çekmeye çalışıyor ama esasen derdi onun inancını inancını değiştirmek pek değil. Değil mi? Bazı bulemağı biraz dert etmiş. Ya bunu. zaten şey de değil. E, hani e, mülhit e, falan diyor ama bunlar çok sınırlı şeyler. Yani evet. rafizilikle suçlanması. Mühid, yani bunları e, şeylerden Başbakanlık Osmanlı arşiv kaynaklarında e, biliyoruz. E, mesela piyasada olan e, kitaplardan biliyoruz. E, yayınlandı e, Ahmet Refik Altınay'ın. Piyasa yani... zaten kitap da evet. o. Şimdi böyle söylediğin zaman Bazıları işte yalan söylüyorsunuz. Yok yalan söylemiyoruz. Hiçbir şey anlamamışsınız. <laughs> Siz Yok. bilmem ne falan Şimdi diyorlar. Bu konu zor bir konu. piyasada ee, kitap dolu. Var. Aynen öyle. Biz yani Osmanlı'nın yani. bakış açısını e, görebilirsiniz. Veya Osmanlı bu... kendi bakış açısını kendisi yazmış bırakmış <laughs> evet, zaten. Bırakmış. O belgede görüyoruz yani. Kesinlikle öyle. Merkez... Ahmet Refik Altınay, Altınay. değil mi? <gülüyor> Ahmet <gülüyor> Refik Altınay. Bak yazıyor. 16. yüzyılda e, Rafizilik, Alevilik, Bektaşilik çeşitli birkaç isim birden koyularak ha. yayınlanıyor. her tamam, işte Şu ismi yazayım gerisini bulurlar. Yani merkezi iyileştirme ve onların iktisadi hayatı, konar göçer zümrelerin göçebilerin iktisadi hayatı, yani Türklerin alışkın oldukları yaşam tarzlarının tam tersi bir durum söz konusu. Uzun savaşlar var, askeri alma var, tımardan bahsettik, yani tımarlı yazılıyor, orduya ihtiyaç var. Anadolu'nun bir iktisadi hayatı var, Osmanlı bir vergi almak durumunda, buna karşı akımlar var. muhalefet de bunları pompalıyor, ancak Burada Şah İsmail olgusundan biraz bahsetmek gerekir. Hı hı. Şah İsmail e, yani ailesi. Yani bu merkezi devlet meselesine niye takmış Osmanlılar? Biraz da işte bu Şah İsmail ile alakalı. Alakalı bir durum. Şah İsmail e, İran'da e, ataları e, sünniyken sonradan oradaki durumlardan işte İsmail'lerden etkilenme söz konusu başka bir takım e, devreye giren başka olgular da var. Şiili seçiyorlar. Ee, ve bunun ya, İran e, eskiden Sünniydi, daha sonra Şiiliği seçiyorlar. Özellikle Şah İsmail'in bir özel e, şunu belirtmek gerekir: e, Şah İsmail Şi'i inancını e, silahlı eyleme dönüştüren ilk kişi, dünya üzerinde hı hı. silahlı bir harekete dönüştüren tek kişi. Yazdığı şiirleri bunda e, etken. Mehdi ve İmamiyet teorilerinde kullanıyor. Kendisini aynı zamanda Mehdi yani sahibi zaman işte zamanın sahibi olarak görüyor. işte altın çağı yaşatacak olan kişi olarak görüyor. Etrafındakiler de onu öyle görünüyor, görüyor ve bir Türk devleti kuruyor zaten Safaviler kendisi de Türk. Bazılarının bahsettiği gibi başka unsurlardan değil. Türk olduğunu biliyoruz. Bütün kaynaklar zaten o şekilde bahsediyor. Silahlı harekete dönüştürecek bu Osmanlı'da Ali Bey Bektaşi'lerin kırılma zamanlarından birisi olacak. Hı hı. Hatta Türk tarihi için de öyle. Şah İsmail Anadolu işlerinde Beyazıt zamanında bir isyan şah kulu doğrudan Şah İsmail'in katkısıyla olduğu bir bilinen bir isyan. Daha sonraki bütün e, halk ayaklanmalarına e, alakasız bir şekilde Celali ya da Kızılbaş ayaklanmaları diyecek diye de, denilecek. Bu doğru değil. E, bunu da baştan söyleyeyim. Yani bunların içinde tımarlılar var. Sadece işte e, Alevi Bektaşi itikatlı kimseler değil. Bazen bunların başı olabiliyorlar. E, veya da işte yönlendirici olabiliyorlar hı hı. ama tamamı e, hepsi yani iktisadi kaynaklı isyanlar çok olduğunu görüyoruz. Evet, evet. Mehdi temelinde de birkaç önemli isyan var. Yine Şah Galandar Çelebi, Baba Zünnun falan gibi Şeyh Celal de yani Celali adının verilmesine neden olan kişi kendini bir ara Mehdi ilan etmişti. E, görü, görüyoruz. E, özellikle Kızılbaş'tan mesela Şeyh Haydar ya da veya işte Şah İsmail ikisi arasından biri gidip geliyor kaynaklar. Kızıl giydirmesiyle ilgili bir durum. Kızılbaş deniliyor. Bu biraz kötüleyici bir söz olmasından dolayı küçük düşürücü. Daha sonra Anadolu halkında Alevi olarak kullanılacaktır. Ama Alevi'yi de Hazreti Ali soyundan gelen demektir İran'da. Ee, Aleviyim dediğiniz zaman İran'da size böyle bir bakarla. Yani Alevi. Ali'nin Ali, Ali soyundan da hani anlamı Ali'nin Ali soyundan gelen. Ha tabii günümüzde bunlar rahatsız oluyorlar mı? Olmuyorlardır evet. gayet de no, normal Artık bir, güzel bu, bir şey. Bu, hale gelmiş bu, bu durumda şu anda biz Kullanım de Alevi olarak kullanıyoruz bunu. Şah İsmail an biliyorsunuz bir Türk devleti demiştik ve Anadolu'dan büyük bir göç hareketi başlıyor ona İran'a karşı onun devletine. Niye başlıyor? Biraz buradaki merkezileşme hareketlerine tepki. Tepki muhalif. Biraz buradaki işte devşirme kul sistemine tepki. Tepki aynen öyle. Biraz. E, sünniliğe zorlanmaya. Vergi. Yani şık hayata ve vergi ödemeye zorlanmaya. zorlanma. Şimdi Osmanlı'nın açısından bakarsanız. Adam vergi istemekte haklı. O dönemde hep zaten devletler vergiyle dönüyor. Din tarım imparatorluğu ya ve fabrika ve... kuracak yok. yok. İktisadi hayat vergiler vergi, üzerinden vergi ya da ganimet. Ama zaten. Türk vergi vermeye pek alışık değil. Evet. Ayrıca vergi verecek kadar zengin değil. Evet. Tamam orada bir şey söz konusu. Ve bir devşirmenin <laughs> ordusunda da asker olup ömrünü ha. tamamlamak da istememe diyor gibi. Diyor ki durum. beni diyor burada diyor ordunun hani önemli kademelerine getirmiyor. getirmiyor. Ee, bu devlet benim devletim mi şimdi diyor falan gibi sorgulamalara giriyor. Ama bakalım. Şah İsmail farklı bir e, vaatle. Şah İsmail de bütün bu sıkıntıları bildiği Biliyor. için kullanıyor. Kullanıyor. Ve Anadolu'da onu Muş yöresinde falan göreceğiz. E, çok da önemli önemli başarıları var. Özbek Şeyvani Hanlığını yıkması ve gerçekten de bir süre yenilmiyor. Yani Yavuz Sultan Selim'e kadar yenilmeyecek ve onun o Mehdi e, inancında ya da kendini Mehdi olarak görmesinin başlıca nedenlerinden biri güçlü de bir ordusu var. Türkmen unsurlardan kurulu. Ya dini bir meşruiyet de, de sağlıyor. Değişmiş kendine. Bakın. Evet hatta Hazreti Ali benim bedenimde zuhur etti diyor. Zuhur etti. Ben Aynen Hazreti Ali'nin ruhunu Uyum. taşıyorum. Etrafımda toplanın biz yenilmeyeceğiz. Bunu Böyle şiirlerinde söylüyor. görüyoruz. Ve bu tarz bu hulul inancı özellikle Osmanlı'daki sünni ulema açısından tabii ki şirk. Evet. Yani sünni inanca çok aykırı, aykırı bir şey. Çok aykırı bir şey. Aynen öyle. Bundan benim menakıbname ve bazı tarih okumalarını anladın Biraz dehşete düşmüşler. Evet kesinlikle. Şimdi bugün de bize şey geliyor değil mi? Ne hülülü ya falan diyoruz yani. Evet. Biri çıksa bana dese ki Hazreti Ali'nin ruhu benim e, bedenimde şu an. Ben de derim. Deli mi acaba derim? Evet yani. aynen öyle. Ama mi? güçlendikçe, güçlü oldukça e, artık yavaş yavaş etrafınızda da insan toplayabiliyorsunuz. Toplarsın o, Nitekim. inandırırsan inanmasa bile sen güçlüysen, savaşları kazanıyorsan i̇nsan... veya ben sana katılırsam e, vergi vermekten kurtuluyorsa toplanırım çevrende evet, yani. Aynen öyle. Ve ne yapıyor, ne oluyor? çeşitli Anadolu e, aşiretlerinin ki bunlar çok büyük aşiretlerdir. E, Avşar Varsak, şumlu aklıma ilk gelenler, teke Türkmenleri değil mi? Menteşe e, yöresi falan hı hı. E, büyük bir göç hareketi başlıyor. Bunlar e, meydana gelirken. Şehzade Selim baya bir bileniyor. İşte birinci Selim'den bahsediyoruz. Daha sonra Yavuz olacak. Ve ikinci Beyazıt da önlemler almıyor değil. Ama bir kardeşiyle Cem Sultan olayı var ki elini kolunu çok bağlayan bir şey. Ama yine de ne yapıyor? Balım Sultan tek, Balım Sultan'a Hacı Bektaş tekkesini kurduruyor. Anadolu'da tutmaya çalışıyor. Eee... Aslında şeyi de söylemek lazım. Her şey böyle güllük gülistanlık değil Beyazıt. Siyaset edin de diyor. Yani aşırı e, uç olanları siyasetinin demek katletmek yani öldürmek e, demek siyaseten e, ferman alarak hı hı. E, işte e, bunlar da yapılıyor bu devirde. Her türlü önlem diyeyim o zaman e, daha doğru bir şekilde alınıyor. Göçmesinler diye. Ama nitekim e, göçer yoğun e, Beyazıt. E, Tartışmalı bir şekilde e, vefat ediyor. Belki Yavuz öldürdü giderken Dimitroko'ya. Belki kendi eceliyle öldü tartışmalı. Ve Yavuz Sultan Selim'i başta göreceğiz. Yavuz Sultan Selim Anadolu'daki ikinci kırılma. İlk kırılmamız neydi? Babaylar isyanını konuşmak lazım. Çünkü Babaylar isyanında Selçuklu zamanında 1240 yılında olan bir isyan. Bu, e, 1240 Selçuklu dönemi. Babaylar İsyanı. Bu Selçuk Ahmet Yaşar o... Hoca'nın e, kitabı vardır bu konuyla ilgili. Tezidir de, yani de İnanemelikov başkanlığında evet. yaptığı bir tez Fransa'da çok da özel bir kitap Dergah Yayınlarından e, bulabilirler. E, burada Anadolu'nun en büyük hatta Mehdi inancı teorisinde baktığımızda e, dünyanın sayılı örneklerinden biri isyanından. Çünkü Selçuklu yıkıma götüren aslında budur. Moğol bir enkazı artık son devralmıştır. Babaylar isyanında kaldı ki onlara artık vuracak, savaşacak Türk bulamıyorlar ki ücretli Frank askerleriyle yenmişlerdir. Amasya Kalesi'ne sinirleniyor. Babaylar kim? Onlardan da bahsedelim. Anadolu'nun yerli unsurları. Türkmenler. İşte Harzan Şahlar evet, dahil. Bunlar da Müslüman, Müslüman ama Türk. heterodoks dediğimiz Sünni olmayan. Aynen öyle. Sünni olmadıkları çok Moğol önünden gibi. kaçıp gelmiş. Moğolların önünden kaçıp Büyük gelmiş. Büyük Horasan'dan buraya gelmiş. Ee, i̇lk dalga mı? ikinci dalga mı? Çok iyi bilemiyorum. Emin değil. Ee, belli değil Sence bunlar. Sence ne? İkinci ne mi? Ben ben ikinci olarak düşünüyorum. Bana da ikinci değil gibi mi? geliyor. Aha, Çünkü 10. yüzyılda falan da bir sürü insan geldi buraya. E, bir de Moğol de... akınları sırasında daha çok insan tabii, geliyor. Tabii. Yani Türkler hani bu genel bizim tarihimizde de kabul gören bir şeydir. Köprülü Hoca'dan İnalcık Hoca'ya. Moğol fetihleri sırasında bütün e, coğrafyanın kaderini değiştiren o fetihler sırasında Moğolların önünden kaçarak Anadolu'ya Anadolu geliyor. geliyor. Hacı Bektaş buna dahil Kendi yurtlarını bırakarak, kendi Doğru. göç ettikleri yerleri bırakarak çünkü başa dilmiyor Moğollarla. Evet. Başa dilmiyor yani. Kesinlikle. Tamam mı? Ha Moğollar da ordularında Türk de var, Moğol da var. O başka Moğollar derken çok uluslu. Çinli Çin'de de Çinli de var, bilmem var de var fakat baş edilmiyor, edilmiyor ve kitleler halinde Anadolu'ya göç etmeye başlıyorlar. Mecbur kalıyorlar. Harzemşahlar da yani. yenilince tampon bölge de elden gidiyor. Ha. Vallahi bir yapar. tampon bölge kuramıyorlar. Yani Harzem Harzemşahlar biliyorsunuz orada e, doğuda önemli bir e, işte e, tampon görevi görüyordu Anadolu için. Ama e, Yassı Çemen'de önce bizimkilerin e, yık, savaşta yenmeleri, daha sonra da Moğol devletinin son darbeyi vurmasıyla Harzem, Harzem Türkmenlerini yoğun olarak göreceğiz. E, zaten onlar Babaylar isyanı çıkmadan önce de burada hareket halindeydiler hı hı. aslında. Bu Babaylar da baba kelimesinden geliyor bu arada. Evet. Aynen baba evet. Biz bugün mesela e, koyun baba derken ki babayla aynı babayla. Aynı anlamda. Toplum lideri ama dini yönü de var, var. bunların. Ve bunlar dediğimiz gibi sünni değiller. Sünni olmadıkları biliniyor kaynaklardan falan. Hı. Ve yine Selçuklu ile aralarında benzer problemler var. Osmanlı'nın yaşayacağı türde benzer problemler. Kesinlikle aynı problemler. Vergi var. meselesi, toprak. toprak meselesi, yerleşik hayata zorlanma meselesi. meselesi. Tamam bu gibi meseleler var. Bir de çok değişik bir mesele daha var. Onlar da şuna yönetimleri İran'i olmakla suçluyorlar. Ha, <laughs> çok ilginç neden biridir daha mesela. Daha ilginç gelmiyor işte. Yani hani, Çünkü e, evet, gerçekten İran Türk diyor. dediğin şey örfle e, anılıyor hep. Yani Hı -hı. bir sürü yerde bunu niye şimdi böyle yapmışlar diyorsun. Hop örf Hı. Yani Türk'ün töresi de töresi. <laughs> aynen öyle. Şey. Suçlamalardan... Töresini şey yap, bozmayacaksın onun. Diyor ki İran şehzadesi gibi diyor. İran sultanı gibi diyor. Onlar gibi giyiniyorlar. E, yani. aynen Onlar öyle. gibi yaşıyorlar falan tabii, diyorlar. Tabii bu bir yandan övünülecek bir şey. önemli Bir yandan yerinebilecek bir şey. Artık tarihe nereden baktığına bak. Bu arada mesela rastladıkları herkesi kendilerine benzetmek gibi bir dertleri yok. Bu arada <laughs> o zamanın Türkmenlerinin. Biz istediğimiz gibi kalalım. Bizi ellemeyin. Bizi yönetecek adam eğer bu devlet benim devletimse beni yönetecek adam da benim gibi olacak hı hı. diyor. Bu bakış açısı var. Bakış açısı bu yani. Baba İlyas Horasani başı aksiyon adamı da Baba İshak. Hı hı. Bu bayağı da büyük bir isyan. Baba İlyas'ın Mehdi'likten öte kendini peygamber olarak gördüğü de bazı kaynaklarda evet, yazar geçiyor. peygamberim diyor ben yeni bu çok nadir bir olaydır pek Mehdi'lik çok yaygındır peygamber olduğunu söyleyen azdır yani genelde bir şey biliyoruz fazla hurufi esravadiyi biliyoruz hurufi'nin kurucusu bir de bu aklıma ilk gelen o da Anadolu'yu etkilemesi bakımından hı hı. söylüyorum fazla hurufi'nin halifeleri de girip girip çıkıyorlardı Anadolu'ya Fatih zamanında bir kısmının yakıldığını göreceğiz bunların. Edirne'de cezalandırıldığını, hı hı. idam edildiğini göreceğiz yakılarak. Ee, baba İlyas ve Aksiyon Adamı Baba İshak'ın Anadolu'da bas, başlattıkları isyan Bektaş'lık açısından çok önemli çünkü bu isyandan kaçıp geldiği düşünülen şey Edebali ve Hacı Bektaş'ın e, tarihimizde e, ne derler zuhur ettiğini göreceğiz. Suluca Kara Sulukara Öyük bölgesine geliyor Hacı Bektaş'ın eski adı. Orada yaşamaya başlıyor. Şey Edebali nerede olduğunu zaten biliyoruz. E, bu namı verelim bir tane. Elvan Çelebi'nin Merakıbı'yı Kutsiye. Çelebi. O Baba İlyas'ın soyundan gelen Aşık Paşazade'nin de dedeleridir. Ne ee, güzel soru. Evet, <laughs> e, yani e, Amasya Kalesi'nde nasıl... Her nesil e, birilerini çıkarmış e, yani. E, evet e, öldüğü işte Baba İlyas'ın ne olduğu e, dedelerinin e, güzel bir e, yazar. Orada Hacı Bektaş'la ilgili bölümler vardır. Ve bu kitap Türk Tarih Kurumu yayınlarından basılıyor bulabilirler. Bu bir bu Baba İlyas olayı Hacı Bektaş'ın Hacı Bektaş'ı bize kazandırıyor. Hacı Bektaş artık ete kemiğe bürümüş bir şekilde Anadolu'da göreceğiz ve daha sonra onun adıyla anıla, anılacak Bektaşilik Alevilik konusuna kadar gidecek. Ya bu Sultan senin ve Şah İsmail arasındaki durum bu. Hani Şah İsmail az önce dediğimiz gibi teoriyi silahlı eyleme dönüştüren bir kişi. Ve gerçekten Osmanlı için gerçekten tehdit, eden tehdit. adam yani. Aynen öyle. Şimdi Timur Yıldırım için nasıl bir tehditti. Belki bu kıyaslamayı hani çok doğru olmayabilir ama anlamak açısından daha iyi olabilir. Evet. Kesinlikle. Timur Yıldırım için nasıl bir tehditti ise Şah İsmail de Osmanlı'ya aynı şekilde belki daha büyük bir tehdit yani. Hı -hı. Ciddi Hı -hı. bir tehdit. O yüzden de ezilmesi ve yok edilmesi olarak e, görünüyor. Zaman zaman bu bir farklı an, işte anlatılara konu oluyor. Bu mesela sayılarla başımız derttedir. 40 bin civar anlatısı vardır. İşte 40 bin kişinin katledildiğine doğru mudur? Yani çok sorulan evet, bir soru. O rakamların gerçekliğine hiçbir zaman emin olamayız. Ee, yani Orada e, onu çeşitli diyor, bunu diyor. örnekler verilir. İşte Tufan Gündüz Hoca verir. Erhan Afyoncu biraz bahseder. Ee, ama e, ben itiden e, yaklaşmak, yaklaşmak evet, lazım. Zaten şey. alevilik ve Bektaşilik konusu bahsedilirken... ...kaba kaba kalın çizgilerle bir çerçeve oturtmuyoruz. Yani ben şu anda tarihten bahsediyorum... <laughs> Ee, Kim ve... karısını savaşta unutmuş? <laughs> şey, şey İsmail. şey İsmail karısını savaşta unutmuş. Unutmuş değil, ele geçirilmiş belli bir süreliğine. Unutmak ne demek yavrucuğum? Yani... Karısını savaşta unutmak. Şimdi... <gülüyor> 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 Aa hanım unuttuk evet. diyorsun savaş meydanından döndükten Acı sonra. bir durum tabii. Tarihte başa gelir. Yıldırım'ın da başına gelmiştir. Ee, şey İsmail'in de başına geldi. Gelmeyecek olmayacak bir şey değil. Bir süreliğine ele geçiriliyor. Büyük bir ganimet e, şey parayla alındığı da söyleniyor. Ya belli. düşünün bu bile belli değil. Yani belli veya Peki abi şimdi onu soruyorsun. Bunun tarçısını okuyorsun bu. Bizdeki hocalar da şöyle. Adamın şu kaynak işine geliyor açıkçası. Tamam mı? Hı uh hı. -huh. Şu kaynakta yazın işine geliyor. Tek doğru oymuş gibi yazıyor. Öbürüne şu kaynak işine geliyor. O öyle yazıyor. Ama asıl akademisyen şunu yapıyor şu kaynakta şöyle yazıyor, bu kaynakta böyle yazıyor. Aslında. Bana ise doğrusu şuymuş gibi geliyor. Aynen öyle. Anlatabiliyor muyum? Ya ortalık toz duman yani sabahın ilk ışıklarından gece yarılarına kadar savaşılmış. Yani onun zaten Şah İsmail'in karısı mı değil mi vesaire yani bunlar anlamak ama çok güzel soru. Öyle bir şey var. Kadın hakikaten savaş meydanında bir yerde zaten kalıyor. Kimilerine göre İstanbul'a getirilip bir paşayla evlendirildi var. Bazılarına göre de büyük bir fidye verilerek kurtarıldığı durumu var. zaten Akkoyunlu'nun da şeydir Şah İsmail'de hani soyludur aslında. soyu soy sopu da vardır. hani Akkoyunlara karşı da bazı harekatları vardır. Türk'ün devleti bir tane değil, ki yani. anacığım. Aynı öyle. Safevi bir Ak Türk Koyunlusu, devletidir. Akkoyunlusu, Karakoyunlusu, Karamanoğulları'sı, Karahanlısı yani tarihin çeşitli dönemlerinde aynı anda 3 tanesi, 5 tanesi yan yana var olur. Var. Birbirlerini yıktıkları tamam veya birbirlerine mücadele ettikleri zaman var. Şimdi bunların halkları da genellikle yarı göçer. Tabii ki yerleşik hayata geçmiş olanlar var bu arada. Hem yerleşik hayata geçmiş hem sünnileşmiş Türkmenler var. Hı -hı. Çok eski dönemden beri var. İbni Batuta Seyahatnamesi'nde falan bunu görürüz yani. Evet kesinlikle. Çok güzel bir örnek. Kendiliğinden sünnileşmiş Hı -hı. bir sürü insan var. Hı -hı. Kimsenin zorlamasıyla değil kendiliğinden sünnileşmiş olduğunu bildiğimiz Türkmenler var. Fakat... Bu orta çağ boyunca dediğimiz gibi aynı anda 3-5 tane Türk devleti var orada burada. Ve bunların halklarının çoğu yeri göçer ve ciddi savaşçı. Evet. Yani öyle böyle değil. Hani o dönem Moğolların önünden kaçmışlar ama Moğol dışında herkes yenebilecek tarzda savaşçı. Evet. Hem savaş aletleriyle hem e, yaşam tarzlarıyla, hem gelenek görenekleriyle hem cesaretleriyle yani adam zaten savaşmak için doğmuş gibi Kesinlikle bir şey. Öyle. Tamam mı? böyle tipler. Şey Şöyle bir fırsatları var bu devletten memnun kalmazsa gider ona. Tamam mı? Evet. O devletler de o iktidarlar da halkları ellerinde tutabilmek için aslında biraz çaba sarf ediyorlar diyebiliriz. Kesinlikle. Çünkü kime hükmedeceğim halkın olmazsa? Kimden vergi alacağım halkın olmazsa? Kim ekip biçecek karnın doyacak halkın olmazsa? O yüzden biraz şey gibi geliyor bana bu yani. Tabii canım ne Böyle söylediğiniz... devletlerin Kimin olacak bu Kesinlikle. göçer boylar dercesine birbiriyle kavga etmesi gibi yani. yani. Biraz e, öyle. Yavuz Sultan Selim de büyük mücadele veriyor ee, ama e, şu, bir aması da var e, sahip olmaya da çalışıyor. Yani şimdi Şah İsmail'le savaşmanın en büyük sebebi hani e, şey değil sadece ben işte bir şey akım var bunu durdurayım değil. İpek yoluna hakim olma mücadelesinden tutun da. Ekonomik var zaten. Aynen öyle. Mutlar var. Hı hı. Din, min sonradan ee, insan zannediyor. Evet. Hani bazı insan da şey zannediyor çünkü. Tamamen dini mesele bu. İnsan hayatının tek anlamı zaten din bu tek bununla açıklayabiliyorsun. Hayır yani ikisi de karşısındaki de... Her şeyin de... temelinde sadece din var. Mümkün değil. Hayır öyle değil. Değil. Ekonomi var her şeyden önce. Hani yani çok kalın şeylerle bahsedip çok farklı hakaretler falan da duyuyorum. Yani arkadaşlar bu Onları Şah İsmail'i bir Türk yanına hı. gidenler de Türkmenler yani evet. sizin bu Anadolu'dan giden insanlar büyük bir ha, İran halkları da İran'ın kendi canım. unsurları da evet. var içinde. Zaten o öyle olmasa orada büyük bir devlet kuramaz. Ee, ve İran'ı e, Biliyorsunuz son işte belki 50-100 yıl içine kadar yani ne kadar bin yıldır neredeyse Türkler yönetiyor. Hani bu kadar yabancı olmamak lazım başka evet, şeylere. Evet. Ee, Yavuz Şah İsmail'in yenilmesinin en büyük nedeni Barut imparatorluğu olmaması. Yani diyebiliriz. Evet, aynen diyebiliriz. diyebiliriz. Yani bir Barut, e, ha Venediklilerle teması geçilip top falan isteniyor. Ama e, maalesef herhalde yetişemiyor. Ya maalesef daha, daha başarılı oluyor ya. Evet, daha başarılı. Savaş meydanlarında. Çok, çok daha iyi evet. bir siyaset yürütüyor diyebiliriz. Evet. Ve daha başarılı oluyor. Evet, iki Türk devletinin büyük bir karşılaşması. Dediğim gibi barut İmparatorluğu değil. Eee tüfekçilerin ve topçuların e, mahareti ve Osmanlı Devleti'nin artık hani güçlü merkezi e, ordusu ile beraber e, Türkmen e, yerli unsurlarını e, burada bertaraf ediyorlar büyük bir savaş, Türk tarihinden önemli bir savaş, Türklerin karşı karşıya gelmesi nedeniyle daha sonradan Kızılbaş, e, Alevi diyebileceğimiz topluluklarımız e, başka artık Anadolu içerisinde şah isim e, şeyle beraber, şah kalenderle beraber zaten birbirine yakındır. Kanuni döneminde çıkıyor. O da bir Mehdi isyanıdır. E, kırılma görüyoruz. Daha bir içe çekilme. Zaten <laughs> e, şey sonrası Çaldıran Savaşı sonrası Şah İsmail kendini alkole vurduğunu ve neredeyse bıraktığını. Çünkü artık Mehdi'yim diyemiyor. 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 Onu terk ediyorlar Yenilmiş savaşı çünkü. Kaybedince. Birincisi Mehdi'yim diyemiyor. İkincisi büyük bir alkol e, problemi olduğu artık e, yenilmiş. İşte belki dediğiniz gibi eşli eşini kaybetmiş. Karısı Osmanlı'nın eline geçmiş. Birçok ganimet gitmiş, ordu dağılmış. E, Mehdi olmadığını görünce gidenlerin geri gelmesi ve or burada bazı önlemler alınıyor. Tımarlarının geri veriliyor gidenlere. Bazı vergi avantajları sağlanıyor ve bu insan bazıları geri dönüyor. Anadolu'ya geldikleri, gittikleri coğrafya geri dönecekler. E, ama e, bu Şah Kalender ile e, artık bugünkü hani hep hissederiz. A alevi vatandaşlar ya yolu bile yok derler. Hı hı. Ee, mesela ben Köylerine. bu sağ araştırmalarında çok görürüm. Hakikaten ulaşılması zor yerlerde dede babaların mezarları vardır. Yani ben bugün hı. bununla ilgili bir araştırma hani yazmak ya biraz istiyorum. Şey, Uzaklaşmak devlet otoritesi oraya giden de var mutlaka ama göz önünde Değil. Yani tabii ki ekip biçiyor, vergisini veriyor ama çok göz önünde yani o şehir merkezindeki ulemadan biraz daha uzak kadı kadının zaten onlar belli bir kendi kuralları var. Çünkü dedeleriyle beraber bu işi halledebiliyorlar. Kendi şikayetlerini onun da çözebiliyorlar. Kadıya da çok aşırı ihtiyacı yok yani şehir merkezinde bulunmak için. Bir de kendi içlerinde kendi ahlak kuralları da var zaten. Var. Ritüelleri çok var. Çok katı. Şeyler. Evet. Genellikle çok katı caydırıcı cezalar içeren şeyler. Tabii tabii. Yani özellikle yüz kızartıcı suçlar konusunda yüz kızartıcı bir suç çok durumunda toplum içerisinde ciddi dışlanıyorsunuz. Evet, Cem'e gelememek çok büyük bir ağırdır. Ağırdır mesela. Yani çok Düşkün. ağır ahlak kuralları var. Dolayısıyla e, dağın başında da yaşayabiliyorlar. Çünkü toplum öyle. Hı hı. Yani hani sürekli Türk'ün töresi diyoruz ya e, bunların çoğu da Türk zaten. Zaten hı hı. belli bir töreyle yaşıyorlar. yaşıyorlar. E, o töreyi hani ahlak kuralları da dahil. Dolayısıyla onları da çok caydırıcı bir şekilde değil mi işlettiğin zaman Kesinlikle. yani hukuku işlettiğin zaman kendi başının çaresine de bakabiliyorsun. Bakabiliyor. Yani Kayseri'nin merkezinde oturmak durumunda değil. Ee, evet. Kayseri'nin ağır nas bölgesinde yaşıyor. Sürdürebiliyor. Ve bir ve kadıya. bu savaşlar esnasında da yani Osmanlı dedik ya merkezileşmeye zorladı. Yerleşmeye, merkezi devlete, itaate, vergiye, ekip biçmeye şuna buna zorluyor. Kızıl başlar bunu kabul etmiyorlar. Osmanlıyla temelde yani aslında ekonomik bir çatışma söz konusu o da bu. Tamam mı? Evet. Bunun dışında işte bu Hülül inancı gibi başka başka ilginç ilginç inançlar da var o dönemde orada burada ortaya çıkmış. E Sünni ulema bundan da hoşlanmıyor. Evet. Kesinlikle. Çünkü sünniliğe hani İslam'ın kendisine doğrudan uygun olmadığı düşünülüyor. Bu sebeple de e, Kızılbaşlara yönelik düşmanca fetvalar veriliyor. Birçok düşmanca fetva var. Yok etmek, Ve siyaset edilmek, siyaset edilmek. Bir türlü kimisi. yalan da var onun var. içinde. Yani yerel halkı da hani sünnileşmiş veya merkezi e, devlete itaat eden yerel halkı da o halkla da biraz araları açılsın diye biraz e, kızılbaşları da marjinalleştirmek adına tamam mı? Bir sürü yalanda olan şeyler de var o fetvalarda. Şöyle ederlerdi böyle ederlerdi diye. Tamam mı? Çünkü sana itaat eden halkla o Kızılbaşlar sana itaat etmeyen Kızılbaşlar arasında açman lazım. Dolayısıyla bir şeyler söylemen lazım. Doğru veya yanlış. O iki grubu birbirine düşman edecek. Bundan dolayı yani. Evet. Ve bugüne kadar Bundan dolayı bugüne kadar da geliyor. Gelen acıların Bugün bu en büyük sebebi de söylentilerin çoğu o dönemki fetvalarda yer alıyor. Tabii ki Ebu Suud'un e, bunda... Ve sadece Kızılbaşlar hakkında da yer almıyor. Balkanlardaki Bektaşiler Işık Taifesi. Evet, aynen öyle. Işık Taifesi olarak anılan Balkanlardaki Bektaşiler için de böyle fetvalar verilmiş ve çok haksız da değiller Değil. çünkü oradaki Bektaşiler de özellikle Sarı Saltık tekkesi çevresinde konuşlanmış, yaşayan e, Müslüman olan ama heterodoks olan yani Sünni olmayan e, gruplar da rahat durmuyor. Kesinlikle. Durmuyor. Dur. Evet. Yani Sünni halka tebelleş olmuşlar yer yer kimisi. Hani hepsi için söylemiyoruz da. Böyle şeyler de Balkanlarda var. var. Devlet mevlet yani Balkanlar zaten ayrı bir hikaye. Ayrı. Kendi aralarında da bunların e, savaşlarını görüyoruz şimdi Bektaşileri Bedir Aynı şeyleri hemen hemen düşünmelerine rağmen birbirlerine karşı bilendiklerini falan İrena Melikov kendi gözlemleriyle çok güzel anlatır. Çok değişiktir. Yani bir deli orman bölge hı hı. bölgesiyle deli orman. Aynen o işte Arnavutluktan çünkü Bektaşilik Anadolu'da tekkeler kapatıldıktan sonra merkez orası oldu. Onlar hiç anlaşamıyorlar ve birbirlerine hakaret ettiklerini hı hı. hala bugün bile gözlemleyebiliyoruz. Böyle çeşitli fraksiyonlarda oluşabiliyor. Bir de, e, hem köprü de var benzer şeyler, hem sonra Yaşar Ocak'ta var, Tiana Kristo de var. var. Evet evet. Osmanlı merkezileşme evresinde bu 15-16. yüzyıllarda en nihayet çeşit çeşit heterodoks unsur var. Bunların hepsine kızılbaş diyorlar ama şu kızılbaşla bu kızılbaşın inançları veya ritüelleri de farklılaşabiliyor. Değil mi hocam? Evet, o, o tarikattan, kesinlikle. bu bu koldan, bu bu koldan bilmem ne. Bütün heterodoks unsurları bektaşilik çatısı altında toplayarak kontrol edebildikleri bir hale sokmaya çalışmışlar. Kesinlikle. Şimdi orada bahis bahis konusu mesela İran'ın gelenekten, Hint geleneklerinden, barı barınan Uygur Türklerinin Uygur bahçelerinden aynısını işte Anadolu ya da kendi bünyesinde yaşatmaya çalışan gruplar var. Kalendirilik, haydarilik, Işık, hmm. torlak dediğimiz hmm. taife, abdal dediğimiz bunların hepsi daha sonradan. Bektaşilik içinde bir şekilde eriyecekler. Bunun en büyük nedeni de e, Bektaşi tarikatlarının açık olması, e, bir şekilde e, onların e, hayatta kalabilmeleri. Olur, olur bir de o da var. Çünkü kalenderilerin mesela suikast e, yaptığını görüyoruz. İşte hı hı. öyle e, tabii, diyoruz tabii. beyaz zamanına. Kalenderiler zamanda. arasında sultana suikast düzenleyen Yapan var, var arkadaş. Aynen yani. öyle. Ve bunlar işte e, Cemalettin Savi'nin mesela ortaya çıkarmamış ama e, teşkilatlandırması İran mezarlıkların vesaire yaşadığını görüyoruz. Ee, i̇çerisinde Horasan Melameti'nin daha sonra Bayrami, Melami derde göreceğimiz işte e, şehirli esnaf teşkilatlığının e, bu ahilik de, de var parantez içerisinde. Bunlardan gelen bir oluşumlar gruplar ve bunlar içerisinde e, Türk e, yoğunlukta Anadolu'da geldiklerini görüyoruz. Bunlarla ilgili seyahatnameler çok güzel şeyler yazar. Hmm. Bunların da tipte olduklarını, giyeyim, kuşam, kıyafetlerini. Keşke getirseydik bir iki merakına kalenderi. O kadar çok güzel. Çok... Ki... Evet getir. Yani büyük bir şey lazım. Bu programda benim evde yapmak lazım. <laughs> ee, yapalım <laughs> ee, Yani hakikaten bu kalenderi yani e, muhalif e, kesim e, mu e, ama bu muhalif yine dediğin gibi çok bunu vurgulamak lazım. Ayrı bir şey değil arkadaşlar. Yani Müslüman baktığı evet, zaman. Ama kendi göreneklerini, örf adet törelerini yaşatmak istiyorlar Hı. veya gördükleri şekilde yaşamaya devam etmek istiyorlar. Ee, o şekilde... Yerleşik hayata geçmek istemiyor, vergi vermek, vermek istemiyor. Orduya asker kendi olmak istemiyor. Kendi şekilde devam etmek istiyor. Ee, e, kendi istediği zaman biraz savaşa gitmek istiyor değil mi? Evet. Düzenli tabii. ordunun bir parçası olmak herhalde onları biraz ya zaten gelmiş... e... Veya şey de aynı zamanda gelmiş. Niye ben komutan kumandan olamıyorum? Evet. Niye? Tabii üst canım. Rütbede de ben gelemiyorum. şöyle düşünürsün arkadaşlarımız, e, izleyenlerimiz. Ya hem vergi veriyor, hem askere gidiyor. E, gelecek işte sağ kalırsa gelecek tekrar e, işte çiftçiliğe falan Çiftçine devam edecek. Çiftçiliğe devam edecek. Gene o ürettiği şeyin de yine yarısının falan Ha şimdi ele el böyle konuştuğumuz zaman eleştiriyorlar. Şehit olmak, lazım yani bundan bahsetmiyoruz. Ala, bu Bakın. Yani şehit olmanın kutsallığından evet, çalışıyorlar. Bundan bahsediyoruz. Yani iktisadi hayatla e, ve yaşayan toplumların bir e, inancından bahsediyoruz. Şehitlik, gazilik e, kavramlarını lütfen karıştırmayın. Buradan da geliyor. Görüyorum şimdi. Mışmış mış yaparak tarih yürür. Yani biz burada tarihi de çok e, iyi biliyoruz. Emin olun. Ben böyle şeylere cevap veririm yani gördüğüm <laughs> zaman. Hani şundan bahsediyorum yani e, mış, mış diyorsun da e, biz burada kimseyi de kırıp ya da e, dökmek amacımız değil. Bazı bilgiler vermek burada kitaplardan vesaire. Ben çok iyi anlatmasını da bilirim yani e, ama e, gerek yok. Ya tek yani, söyleyeceğim şu hani şimdi bana da geliyor böyle oraya buraya yazıyorlar veya doğrudan mail atıyorlar. İşte siz hiçbir şey bilmiyorsunuz, okumuşsunuz ama anlamamışsınız veya işte arkasına dizmiş kitapları önce onları bir okusaydı. Abi ben onu okuduğum için böyle evet. konuşuyorum zaten. Yani siz de çıkın Sen anlatın konuşun lisesi. izleriz zevkle. Bakın çoğu, çoğu insanımızın tarih bilgisi lise müfredatından ibaret o da oturup lisede tarih kitabını okuduysa. Aynen. Bizim lise tarih kitaplarımızın en son durumu ne bilemiyorum fakat belli ki iyi değil. Biz alan takip ediyoruz. Yabancı dil biliyoruz. Başka dillerde asıl dilinden kaynak okuyoruz. Dolayısıyla kendi fikirlerimiz var. Bizim işimiz bu. Bunu takip etmek ve biz bu deminden beri anlattığımız şeyleri kendimiz uydurmuyoruz. Sinikle. Zaten bu çalışmalar yapılmış. Aynen. Onu okuyoruz, bunu okuyoruz, şunu okuyoruz, ha diyoruz. Deminden beri diyorum ki şöyle bir anlayış da var, böyle bir anlayış da. Var. Aynen, aynı. Böyle şekilde. bir yaklaşım da var. Ben eğer yani kötü olsak şöyle deriz. Bu budur kardeşim. Öyle bir şey. Asla. Ne o yaklaşımdan bahsederiz ne bu yaklaşımdan bahsederiz. Ne öbür fikirlerden bahsederiz. kadir geçiyor. Heh. Hadisleriyle beraber verilmiş. En Size diyoruz ki kaynak gösterin. Kaynak açın, açın bakın. Size burada fikir dayatmaya çalışan da yok. Aynen o şekilde. Bir şeye zorlayan, bir şeye inanmaya zorlayan da yok. Tamam mı? Bak uyur dedik. Bir tane kitap. Uyur dedik uyardılar. Sen de fikrini oluştur. Deli ormanda kaç ne kadar süre ha, yaşadı? Uyumlu. Anadolu'da kaç yıl yaşadı? Bak, Okuyun yani. Çok nefis bir şeydir. Gitti gördü orada. Deli ormanı gördü. Bedrettinlileri gördü. Anadolu'ya geldi. Buradaki İstanbul'daki Şah Kulu Sultan Dergahı'ndaki Cem'den tutumda Anadolu işlerindeki alivi vatandaşlara kadar inceledi. Hmm. Ben demiyorum yani. Efsaneden gerçeği Hacı Bektaş. PDF'i her yerde var. Kitap bir yok. Bir tarihçilik böyle bir şeydir zaten. Biz doğru bildiğimizi söyleriz. İşine gelmene herkes bağırır her kesimden. Bir gün A dersin, o kısım seni beğenmez. Bir gün B dersin, bu kısım seni beğenmez. Benim umurumda değil açıkçası. Ya inanç... Ben sadece okuduğumu düzgün aktarmaya çalışıyorum. Olgay Bey de aynı Kesinlikle şekilde. Kesinlikle amacımız ee, o. Biz e, zaten Açın okuyun ya. Aynen Biz öyle. bazıları gibi programlara çıkıp böyledir, şöyledir falan diye kendi fikrimizi Var olan yegane gerçekmiş gibi burada anlatmıyoruz. Ya zaten hiçbir şey şu anda empoze Okuduğumuz edilmedi. Okuduğumuz kaynaklardan bahsediyoruz. bahsediyoruz, anladığımızdan bahsediyoruz. Bizim anladığımız dışında anlayışlar da olduğunu söylüyoruz. Kaynakları gösteriyoruz, açık kendi fikrin oluşturur. Ne yapıyorlar? Evet, aynen öyle. Ben zaten değil mi? Biz bu konularda akademik çalışma yaptığımız zaman halka sunmuyoruz bunları. Dolayısıyla öyle demeniz, böyle demeniz çok önemli değil. Hı -hı. Biz bir akademik çalışma yaptığımız zaman uluslararası akademik camiaya sunuyoruz. Yani, Orada Hakemli dergilerde gönderir mesela. Dolayısıyla sizin Hı -hı. yalan söylüyorsunuz falan demenizin hiçbir anlamı yok. Hı -hı. Konu dışısınız yani. Eğer yalan söylüyorsak açsan oku, doğrusunu doğru. öğren. Kesinlikle. Ne Kesinlikle başka bir şey yok. öyle. Aynen o şekilde. biraz sorulara geçelim mi? Mesela çok merak edilen bir şey. Alevilikle Şia'nın farkı nedir? Şiiliğin farkı nedir? Yani, Human Black sormuştu. <laughs> güzel soru ama e, biz bir Anadolu e, Alevi ile Şii e, özellikle ya Şiilik İranlılara özgü bir şey ya. Öz, Asen özgü. temelde bu. Yani inanç olarak onların ritüellerinin değil mi? Çoğu Aleviler tarafından yapılmaz. Yapılmaz. Hatta yani. mesela 12 12 İmam Şiili Anadolu'da görülmez. Yani görülmediğine dair e, çok yazılır çizilir. Hmm. Bir tek burada bir istisnası vardır. İmam Mehdi vardır, 12. İmam Mehdi. O bizde Anadolu'da hem Sünni vatandaşlarımız tarafından hem Alevi vatandaşlarımızın tarafından geleceğine inandığını gözlemleyebiliyoruz. Yani e, inanıyor hmm, iki tarafta. Hmm. Ya bugünden ee, ş baktığınız zaman yuh dediğiniz çok ilginç inanışlar evet. var yani. Hmm. Ben de hani böyle Osmanlı'nın yuh dediği gibi bazı evet. <laughs> buna bu mı inanmışlar falan evet. oluyorsun. En çok gelen sorulardan bir tanesini cevaplamaya çalışayım. Kürt Alevi diye bir şey ha, var çok soru. Kürt sorun. Aleviliği Şimdi nedir, eğer neymiş? bir e, bir e, Kürt vatandaş kendini Alevi olarak görüyorsa bu e, bu Sen akademik Alevi bir bağlamdır. Değilsin, Alevi diyemezsin. değilsin diyemezsiniz. <laughs> bu bağlamda kendini Alevi olarak görüyorsa Alevidir. Bunda bu, bu kadar. Nasıl Hatta duruyor? bu yaklaşım e, bütün e, akademik camia tarafından da kabul edilen bir yaklaşımdır. Eee Demek ki Yani böyle Ahmet Yaşar Ocak da Peki, böyle neden söyler. Peki olmuş diye bakarız yani. Evet. Yani neden olmuş? Gayet basit. Yani Kürt vatandaşlarının yaşadığı bölgeler Türklerin yaşadığı bölgelerle alakasız yerler değil. İçiçeği i̇ç yaşadığımız bölgeler. Iç içeler. Kendi özel anlatılarında yan, yan da var. Hacı Bektaş vardır. Kimi zaman Sultan sağ olur o. Vardır. Iııı ee, yani Hazreti Hüseyin'e ilgili anılar vardır. Tunceli işte Dersin bölgesinde Hazreti Hüseyin'in bir keşiş tarafından başının alıp getirmesi, Türklerin peşine düşülmesi. Tabii sen ki, alın. ben çaylarımız taze Çok fazla tarih yanılgısı vardır bunda ama bir, bir kültür olduğu için bahsediyorum. Böyle bir durum da söz konusu ama eğer bir Kürt vatandaşı kendini Alevi olarak görüyorsa sen Alevi değilsin denmez. Tahtacılarla ilgili bir soru görüyorum. Şimdi ritüeller şöyle tahtacıların yaşadığı bölgedeki mesela bir sarı kız durumu vardır, inancı vardır. Bu mesela başka bir yörede yaşayan tahtacılar arasında olmayabilir veya da yerleşik hayata geçmiş. O yüzden onlar arasında da farklılıklar var. Yani ritüel olayı çok farklı ama bütün bu merakım namelerden ortaya çıkan durum birçok efsane ve keramet motifinin içlerinde olduğu anlatılardan biridir yine Sarı Kız'da. Tahtacı e, Alevisi arkadaşımıza da böyle bir cevap vereyim. Yani birçok yerde şeydir. Hani ritüeller farklılık gösterebilir Aleviler arasında da az önce bahsetmiştim. Yani Deli Orman bölgesindeki insanların e, Arnavutluk Bektaşileriyle veya işte Arnavutluk dışında o bölgede yani Balkan coğrafyası insanlarla anlaşamaması ya da onların tam tersi Deli Orman yöresiyle anlaşamaması gibi durumlar söz konusu. Alevi reenkarnasyon inancı nereden geliyor? Yani yine eski Türk inançlarından geliyor. Çünkü şamanın biliyoruz birçok dona girdiği veya işte bir hayvanın kılında göğe yükseldiğini veya başka bir tanrılardan bir tanesinin işte vücut bulmuş hali olduğunu ve aslında amacı şifa dağıtmaktır o sırada mesela. Çeşitli bedenlere girdiğini biliyoruz. Hulul inancı da çok yaygın olmakla beraber don değiştirmenin çok daha yaygın olduğunu görüyoruz. Yani Hulul ablamı sağda otman babada karşımıza çıkan bir durum ama don değiştirme yani başka bir e, kıla bürünme başka bir hayvan olabilir. E, güvercin donunda Hacı Bektaş'ın gelmesi iyi bir çırpıda aklıma gelen bir durum. Başka ne var? Işık tarifesi. Bu ışık tarifesinin diğer adı Torlak. E, torlak'lı ışık aynı e, manaya geliyor. Tarife şöyle. E, dediğim gibi kalenderi, haydari, e, hatta Hacı Bektaşi Veli'de bir Haydar dervişi olma ihtimalin çok yüksek üzerinde e, olduğu e, inanılıyor. E, ve bu yönde e, çalışmalar yapılmış. Ahmet Eşar Hoca kalenderiler kitabı ilk aklıma geldi. E, torlak ışık de bunlardan bir tanesi bunların özellikleri fiziksel özelliklerinden anlayabiliyorsunuz mesela işte kalenderi bütün e, vücudundaki kılları kazıyor sakal bıyık e, kaş kirpik e, tamamen çarp çarp ediyor yani dört vuruş denir buna Ke keserken haydarlarda pos bir bıyık göreceğiz mesela e, işte torlak ışıkta biliyoruz. E, çıplak vücudunda bir post atarak yaşıyor. Gerçi kalenderi iyilikte de var. Bunlar üç aşağı beş yukarı birbirine çok benziyor. Bunları da e, görgü tanıkları seyahat seyahatnameler. Seyyahlar bunları görüyor ama çok fazla anlamlandıramadıklarından dolayı hani torlak işte kalenderi birbirine benziyor dediğim gibi işte haydari benziyor ama birkaç farklılık var. Yani kalenderi en azından diğerlerinden göre ayırabiliyoruz yani bütün vücudunu tıraş etmesinden vesaire. Bektaşilik içinde de sünni hanefi bir grubun olduğundan hatta kendisinin de bu zaviyede olduğunu söylüyormuş Hilmi, Hilmi dede baba olabilir. Yani Bugün e, Sünni olup da Bektaşî e, akidelerine e, bağlıyım. de nice siyasiler görürsünüz. Alevilik işte halkı sevmekse ben vallahi Aleviyim diyen siyasi <laughs> <laughs> de oluyor. Yani e, o yüzden de diyebilir. E, yani kötü bir cevap vermiş olmayayım e, sayın e, izleyiciye. Yani şey e, vardır. Yani Sünni itikatlı birisinin de ben e, ben Bektaşiyim dedim. Gördüm karşılaştım. Yani var. Ee, Tabii canım. böyle bir şey mümkün. Diyor diyor olabilir. Ben onu görmedim. Yani bahsettiğiniz kişi Hilmi Dede baba aslında evde kitabı da vardı bende ama orada bahsetmiyordu bundan. Ee, belki eğer bahsediyorsa doğrudur. E, normal. Şunlara bakabildin mi şuradaki sorulara? Baktım bazılarına cevap verdim. Şunu cevap verdim. Bektaş'ta bak, bak, Verdim. Hulul vardı. Hulul inancı ona biraz vermeye çalıştım. İsmailik başka bir konu. Başka başlı bir başına. Konu. Bir tane hikaye vardı. Form değiştiren dedeler demiş. Form dedeler. <laughs> veliler, Aslında vesiller. şey uçmaz mürit uçurur. Dedenin babanın Ceylan formundayken avcı okuyla vuruyordu. O da Ceylan, Ceylan formuyla kaçıp hana sığınıyordu falan. Andal Musa. Ka Andal Abdal, Abdal, ı Abdal ı Musa. Kaygısız Abdal'ı etkilemek için eee Kaygısız Abdal peşine düşüyor. Bu form düşürüyor. değiştirme çok vardır bu arada. Ha, e, eski Türk inancında da vardır bu. Vardır. Or, oradan kaynaklandığı düşünülür evet. hatta. Türk Moğol şamanizmi. Az önce ben de ondan bahsettim. Hem hulul de... Hulu inancına hem form yani don değiştirme. Ya. Çünkü şima Dur. Şifacı görevi olan şaman kötü ruhlarla mücadele etmek için üstünde taşıdığı elbisesi üzerinde taşıdığı kuş kanadıyla uçtuğunu varsayabilir. İşte bir kuşun gagasını falan taşıyor. Şey de var bir de. Başka e, ne var? E, Ak, sen, fikir. Bazı şamanist, nasıl diyeyim, coğrafyadan coğrafyaya değişmekle birlikte bazı yerlerde Orta Asya Türk coğrafyasında şamanların yani kamların yulaları var. Yula. Başka isimler de veriliyor başka yerlerde. Bunların ruh hayvanları bunlar. Her kamın bir ruh hayvanı var. Fiziksel olarak kam ihtiyaç duyduğunda ortaya çıkıveriyor, tamam mı? Ve kötü ruhlar kam'a saldırdığı zaman kamın hayvanı, ruh hayvanı olan yulası da bir hayvan formunda o kötü ruhlarla o formda savaşıyor. Falan böyle inançlar var, var orta Asya'da. Ve arasında. çok yaygın e, yani e, Altay e, şamanlarıyla Tuva şamanı Şaman, elbette ki farklar olmakla beraber ortak motiflerden biri hepsinin şifacı senin dediğin gibi bir şekilde kötü ruhların elinden hastayı almaya çalışması ondan sonra başka bir forma e, girmesi. Bir de herkes form değiştiremiyor tabi. Değiş evet evet. Böyle tanrıdan kut almış. Lazım. falan böyle hani ilahi güce daha yaklaşabilen falan insanlar form değiştiriyor. Şunu gördün mü? Velilerden, kahramanlardan bahsederken fiziksel tasvirler varsa lütfen benimle payla paylaş diyor. E, Spellcraft. Fiziksel, fiziksel tasvirler... Çok da öyle detaylı şey yok. Aslında bir de her veliyle ilgili farklı farklı tasvirler evet. var. Bir de Mesela az önce biraz saltık için sarışın diyorlar. Girdik az önce biraz. Hmm. E şöyle girdik. Kalenderi ışık, Torlar <gülüyor> anlatırken Cavlak <laughs> <Onlar>. e, <laughs> işte eee Haydari hmm. biraz bahsetmeye çalıştık bildiğim kadarıyla. Evet. O da şey Hoca'nın e, Kalenderi bir kitabı var. Onu al. Orada çeşitli hmm. kaynak adları da var, görseller de var. Var, var. Orada biraz hmm. ayırt edilebiliyor. E, soru gelmiş. Beklediğimiz bir soruydu. Cinsellik üzerine hemen kısaca ba okay. bahsedelim. Senin yorumunu da merak ediyorum ben. Ya arkadaşlar şöyle bir şey, bir kere bahsettiğimiz bir Türk töresi Türk insanı ama Türkten bahsediyoruz. Yani aklınız mantığınız alıyor mu? Yani bir Türkün eş, eşini mı? eşini paylaştı. Yani böyle bir şey Aleviylik de Bırakın hani Türk töresinde böyle. Yani bunlara e, lüt, itibar etmeyin. Yani böyle bir hiçbir zaman böyle bir töremizin olduğuna dair bir kanıt bir yerde ben okumadım. Ya olay ne biliyor musun? Sen bak? de söylemiyorsun. Yani. Bu. Şimdi bu insanların, kızılbaşların e, ibadetleri de engelleniyor. Bu Osmanlı ile araları iyice gerildikten sonra, bu merkezi devlet üzerinden, safevi devleti üzerinden şu bu, e, Osmanlı ile araları iyice geriliyor. Tamam mı? Bunların i, ibadetleri de engelleniyor. Evet. Kızılbaş Türkmenlerin çoğu dağlara kaçıyor zaten. Hı hı. Ovalarda yaşayamaz hale geliyorlar. Dağlara kaçıyorlar ve ibadetlerini gizli gizli yapıyorlar. O zaman neyle aydınlatılıyor? O zaman aydınlatma için ne kullanılıyor? Değil mi? Evet. Ee, ve de kapılarına gözcüler dikiyorlar. Çünkü birisi ispiyonlarsa veya bir şekilde orada ibadet ettikleri görülürse başlarına gelecek var, ölecekler belki. Belki kelleleri gidecek veya evet. ellerinden bütün malları mülkleri alınacak veya başka bir yere sürülecekler. Sürünmeye. Sadece kendi istedikleri şekilde ibadet edemedikleri için yani ettikleri için Başlarına iş gelecek. Dolayısıyla kaçıyorlar sağa sola evet. ve orada gizli, gizli gizli ibadetlerine devam ediyorlar. Yani tamam aynı cem dedikleri de, denilen bir ibadet türü yani var Yani ayinini Evet. Gidin, izleyin. i̇zleyin. Gidemiyorsanız YouTube'u açın, izleyin. İzleyin. Öyle bir ortam yok. Evet. Tamam mı? Zaten orada kadın erkek yok. Yani zaten başka bir şey. Aynen öyle. O anda ev zaten evli çiftler katılabiliyorlar e, ve bu işte içeriye girerken e, dedeyle kucaklaşmaları, birbirlerine sarılmaları e, herhalde bu, bu abuk sabuk şeylere neden olduğu Şimdi şöyle bir şey. İran Milikov da öyle tabii, söyler. Tabii, Mesela tabii. işte yani, bekar yani falan şey, alınmıyor zaten. Sünni ve hani Türk türesinden kısmen veya nasıl diyeyim nispeten uzaklaşmış insanlar için kadın ve erkeğin bir arada ibadeti çok acayip bir şey haline gelmiş artık. Şimdi mesela Saltıkname'de de bununla ilgili şeyler vardır. Saltıkname'de Tapduk Emre'nin Tapduk Emre'nin ibadetlerini kadın erkek karışık yaptırdığı duyulur. Sözde Sarı Saltık bunu duyuyor. Tamam mı? E, Tapduk Emre'ye haber yolluyor ki a yapmasın bu İslam'a aykırıdır. Şimdi Saltıkname'de böyle bir anekdot var. Niye var? Sonradan Niye katıldı var? Da belli. Evet, Çünkü o sırada hala kadın erkek ibadet eden bir sürü Türkmen var. Tamam mı? Onlara deniyor ki yani bu yanlış. Bunu demek için kimi kullanıyor? Taptık Emre. Taptık Emre tanınan bilinen biri. Peki ona nizamı alem veren kim? Nizamı alem veren kim? Sarı Saltık. Sarı evet. Saltık kim? Sünni mi Sarı Saltık? Yok. Alakası yok. Alakası bile Ama yok. Ama Saltıkname'ye baktığın zaman bu hikaye böyle. Aynısını Hoca, Hoca Ahmet Yesevi'de Hı. mesela. Hacı yani. Acıbektaş'ı yetiştirdiği de söylenen söylenen <laughs> tabii aralarında 100 yıl gibi bir zaman farkı var. Biraz yani dikkat şimdi etmek bir lazım. bir grup insan, bir grup insandan inancı, şusu, Hı. busu sebebiyle nefret etmek istiyorsa biz buna mani olamayız. Bazı insan var çünkü başkasını ezmeden kendini üstün hissedemiyor. Evet. Kendini üstün hissetme inancı, ihtiyacı var tamam mı? Üstün olduğunu hissetmek istiyor. Ben üstünüm ben üstünüm bunu hissetmek istiyor. Hiçbir becerisi yapabildiği hiçbir şey yok elinde. Sıfır. E nasıl üstün hissedecek? Başkasını ezerek. Kesinlikle. O bazen Alevi olur, o bazen Kürt olur, o bazen Türk olur, o bazen başkası olur, Azeri olur bilmem ne olur. Tamam mı? Başkasının sırtına basarak onu aşağılayarak kendisi yükseldiğini zannediyor. Öyle hissediyor kendini. Bunlara bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Ben bunlara cevap da vermem. Hı hı. Bunlar mentally retarded. Geçmiş olsun. Yani ölmüşler. <laughs> ağlayanları yok bence. Evet. Ama bunun dışında bu meseleler neymiş ya? Gerçekten neymiş? Hadi yani ben sünniyim. Peki ben neyim? Ben niye sünni olmuşum da o niye alevi olmuş? Böyle merak sahibi olmak yeterli. O insanlar da her zaman başımın tacı şahsı. Evet. Yeter ki merak edip sorsunlar. Evet. Ama dümdüz ya ne anlatırsan anlat, düşmanlığına ve kendi üstünlüğüne inanmaya devam etmek isteyecek insana benim söyleyeceğim bir şey yok kesinlikle. Yapabileceğimiz bir şey yok buna. Bir soru daha gördüm. Her evli çiftte şey alınmaz diye, cema alınmaz. Güzel diyor. O teşekkür ediyorum ona da. Yani ha, mesela mi? Bir evet de, evet her de, evlilik de. eee salgın hani. Tabii tabii. Şimdi e, o olur. yer de zaten önemli. Bulundukları yere göre e, rahat hareket edebilecektir. Hı hı. Yani etraftaki her evli insan doğru söylüyor. Onu Ona e, sağ olsun teşekkür ediyorum. İsmini göremedim. Diyor ki her evli çift hısımı olan çiftten de sorumludur. Onun e... E, bu şey e, ilişkisi vardır. Yani talip e, olma bilirsin. Hmm. Hani bir musaip kardeşi, ahiret kardeşliği vardır. Ölene hmm. kadar birlikte olmak durumundadır. E, gibi. E, ama şimdi ona da girersek yani çok uzun ritüeller var. Tabii, çok farklı tabii. ritüeller var. Yani tavşın tarihsel boyutunu biraz, biraz bahsettik. Şimdi Alevilik, Bektaşilik programı gibi yaparsak orada da çok daha e, geniş e, bir şekilde konuşulabilir. Benim nacizane tavsiyem Hı. Ve olması gereken de bu benim kanaatimce. Bektaşilik, Alevilik ve Sünni inanç karşılaştırmalarında köşeli köşeli büyük laflar etmek hem tarihe hem kendi insanımıza zarar veriyor. Evet. Bilmediği şey hakkında yani ülkede en çok yorum yapılan hiç bilmeyip de anlamadığı halde yorum yaptıkları kitapları okumalarını tavsiye ediyorum. Evet. Örneğin Mesnevi, <laughs> örneğin Kur'an-ı Kerim. Evet. Yani yapılan araştırmalar ortada. Yani hani hiç tutup da kimseyi suçlamayın. Yok işte layıksınız, yok cumhuriyetçisiniz, yok işte İslamcısınız, ılımlısınız. Hiç bunlara gerek yok. Türkiye'de Kur'an okuyan 2 milyon kişiymiş. 85 milyon içerisinde. Geçen bunu yapmışlar merak edip. Ben kim yaptı ona yaptı bilmem. Budur ama inanıyor muyum? Tahmin ediyorum. Ha, 2 milyon değildir de 10 milyondur da. 20 milyondur belki ama biz 76 milyonuz. Ya her şeyi bence Çünkü? insanların psikolojisi daha önemli. Yani psikolojileri onları e, siyaseten de yönlendiren bir şey bence. Aynen. Yani şimdi bence hiçbirimiz tamamen psikolojik açıdan sağlıklı insanlar zaten değiliz, olamayız. İnsanımız illa ki bir sürü sorunumuz, sıkıntımız var canım. Tabii ki. Bu başka bir şey. İnsanlar. Ama e, kendimi <laughs> beğenmek istiyorum, çok üstün hissetmek istiyorum, harika hissetmek istiyorum. İşte bunun için bazen birilerini ezme gereği hissediyorlar. Buna gerek yok. Bakın şimdi bir şey söyleyeceğim yine adım çıkacak Türkçe'ye bilmem neye. Hele de Türkseniz kendinizi iyi hissetmek için üstün demiyorum. İyi hissetmek için ya bizim de baya güzel tarihimiz varmış diyebilmek için hele Türkseniz böyle şeylere böyle saçmalıklara hiç ihtiyacınız yok. Yani yazılı olarak bildiğimiz Hani başkalarının yazdığı kaynakları falan da göz önünde bulunur. 5000 yıllık tarihim var senin. Bir yani. şey diyeceğim. Bir iki Türkçesini oku ben okudum merak hmm. etme. Yani ben e, senin yani bütün akrabalarına tarihimiz var y, İslam dersi verebilecek kadar okudum ya hiç merak etme. Şey, herkes <laughs> kendi... E inancı bağlamında eleştiriyor. O başka bir şey. O olabilir. Benim de bütün inançlara saygım var ama e, sen de bana saygı duyduğun takdirde. Şu anda da karşında yani bir inançsız birisi insanlar. yok yani veya da. Benim kadar akıllı olsa, benim gibi okusa o da benim dediğime gelecek. Herkes böyle zannediyor. Bakın, burada biz size öyle de demiyoruz. Diyoruz ki, böyle kaynaklar var, böyle yaklaşımlar var. Bizim anladığımız da bu. Evet. Tamam. Kaynakları göstermeye kabul gören, çalıştık. Kabul gören, mümkün olduğu kadar kabul gören akımlardan ve kaynaklardan bahsediyoruz. Bunlar dışında da bir sürü şey var. Hiçbir belgeye bilgiye dayanmadan kafadan atmasyon yazılmış bir sürü şeyler de var. Onları okuyup mutlu oluyorsanız gidin onları okuyun mutlu olun. Ama cahil kalacaksınız yani onu da bilin. Alperen Bey'e demedim. Yani. kendi üzerine o yok Alperen Kosef diyor değil mi? Doğru mu okuyor Kose? Alperen Kose. Ona demedim o değil. Başka biri var. Alperen Kimsenin Bey sizi yeni <laughs> lütfen kimseyi <laughs> ırgalamasın rica ediyorum ya. <laughs> Alperen Bey demedim yani orada bir de başka, başka bir şöyle bir var şey de var. Şimdi şöyle şu anlayışta arkadaşlar da var. Müslüman oldun mu Türklüğü unutacaksın. Yoo. Neden? Baş ya şöyle evet, zannediyorlar. Müslümansan Türklüğünü unutmuşsun demektir. Artık Türklüğü yaşayamazsın. Ya yapmayın. Yok, yok. Yüzlerce yıldır bu memleket Müslüman ya. Tabii, Bir değil. sürü Müslüman var bu memlekette. Aynen öyle. Ne olur? Şu, yani bu bizim e, ırk, ırk özelliğimiz, ırkımız ve e, ırk, ırk Türklüğünüze törenizi muhafaza edin. Irk, o dinden olmuşunuz, bu dinden olmuşunuz da Hristiyan. Tabii tabi, ırk düşmanlığına düşman. da gerek yok. Vallahi yani hiç, zaten e, zaten. Müslümanlık da Müslümanlığı kabul etmek demek, iyi Müslüman boş olmak verin. demek, Araplaşmak yani değildir zaten. İsteyen inanır, inanmaz. İsteyen Araplarsın, isteyen Türkleşsin, kim ne istiyorsa ya. <laughs> evet. Hepimiz birbirimize benzemek zorunda mıyız? Evet, biz burada biraz bir çerçeve çizmeye çalıştık. İnanç tarihi zordur. Yani şurada hani otururken bile birçok şey görüyorum. Alevilik, Bektaşilik, Sünnilik anlatmak zordur. Yani ne anlatırsak anlatalım bir karşılığı olacaktı. Her zaman bir hakaret, bir küfür gelir zordur bu anlatıları işte bu aktarmak inanç tarihinden bahsetmek. Belki de şu anda Hristiyanlıktan bahsetsek veya işte atıyorum tırnak içinde sapık toplulukları bahsetsek dindeki belki daha makbule geçerdi ama bir şekilde konuşulması gerekiyor. En azından böyle yanımızda kitaplarımız var. Bu bunlar gizli şeyler değil. Kitapları getirdik. Bir yani, şekilde hani, anlatmaya çalıştık ve bu söylediklerimizle şey desek, sizden saklanan gerçekler. Onun bunun şifreleri, Kesin. sırları filan yapsak böyle. Hı hı. Pür dikkat dinleyecekler. Evet işte bu diyecekler ha. O tat da versek yani. Ne yapalım? Kandıralım mı biz de sizi? Yalan evet. mı söyleyelim? Olmayan bir şey olmamış yani, gibi mi söyleyelim? Hepinize saygımız var. Kimsenin inancına da dikkat ettiyseniz bir söylediğimiz bir şey yok. Siyaseten bir yorumumuz da e, yok. Ayrıca ayrıca hiç kimseyi birbirine düşürmek gibi de bir niyetimiz yok. Hı. Ayrıca bu kutu Niyetimiz olsa başka şeyler söyleyebiliriz. Yani ve zaten. buradaki insanlar şu andaki iki, inarsız insanlar, rafizim mümin <laughs> değiller. <gülüyor> ay, ay, yani, ay. yani biz sadece güzel bir şeyden bahsedelim dedik ve böyle bir program yaptık. Canlı sağ olsun davet etti. Çok teşekkür ediyorum. Ben yani, teşekkür o, ederim. Yani umarım yani. hani böyle faydalandığınız bir şey olmuştur. Yani, yani evet, sonuçta e... faydalanan faydalanıyor evet, hocam. Değil mi? hocam. Kitaplar gösteriyorsun. Diyorsun ki bakın şöyle bir yaklaşım da var. Şöyle bir yaklaşım da var. İnan sessiz çoğunluk denen şeye ben artık inandım yani. Böyle bir yerlerde bir şeyler yapıyorsun, sunuyorsun insanlara. Sun, sunduğun zaman da dolayısıyla onlara da bir cevap hakkı tanımış oluyorsun. Yorum Hı -hı. elbette. Herkes yorum yapsın. Şimdi bakıyorum mesela 10 tane abuk subuk şey yazılıyor. Tamam mı? Abuk subuk. Sonra üç kişi, 5 kişi bana diyor ki ya sağ olun şu kitabı gördüm sizin sayenizde çok merak ediyordum o kitabı gittim aldım şimdi okuyorum. Ne güzel okay. yeter değil mi? Bu bana yetiyor ya. <laughs> değil mi? Çok güzel. Bu bana yetiyor. 10 tane soru da vır vır ediyor. Önemli değil benim için artık. Çünkü gitmiş buradaki insanlar kendi fikirlerini oluşturmak için benim etkim altında kaldıkları için değil ben bir şey dayattığım için değil bir kitabı görmüşler ben de bir okuyayım bakalım ben ne anlayacağım diye merak etmişler gidip almışlar onu. Hı hı. Vallahi güzel. benim derdim bu benim Aynen derdim öyle. bu yani bugün burada Gelin benim gibi düşünün bilmem ne yapın doğrusu budur demiyoruz burada size tabii bu alışık olunmayan bir tavır bizim memlekette evet. herkes dayatıyor çünkü biz dayatmıyoruz arkadaşlar Rahatız biz. Bu var bu var açın okuyun kendiniz görün. Ee, bir şey ve yok başka yani. bu kadar da takip edilmek. E, yazı almak, yorum almak ayrıca çok hoş. Ha, Gerçekten evet, çok tabii. teşekkür o ederim. Evet, şey. e, iyisiyle kötüsüyle bizim de düzeltmemiz gereken şeyler vardı. Mutlaka. Vardır. Dilimiz e, yanlış hatırlamışızdır. Evet. Mutlaka olacaktır. E, o bu bağlamda uyaranlar var, güzel şeyler yazanlar var, Yerenler var. E, ama hepsine herkese çok teşekkür ederiz. Çok e, yararlı oluyor. <laughs> ben Vallahi çok şeyler öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> ya, Allah korusun demiş. Ya de çok az varmış ya. Arkadaşım üzülecek ama. <laughs> Onu da araştırmışlar biliyorum. Gerçi ben o o, o kadar inanmıyorum da <laughs> az çıkmış. Arkadaşa söylemek lazım. Herkes inandığını söylemiş bir tabii, şeye. Tabii, tabii. <laughs> İnançlar tarihi hakkında kitap önerisi isteniyor senden. Ee, ne derler? Çok geniş bir kavram ama mesela buradaki bahsettiğimiz Alevili inancıyla bu kitapları tavsiye ederiz. Zaten Hı -hı. onları söyledik. Hı -hı. Ee, mesela Abdülbaki Gölpınarlı adı şiiriktir ama onun e, İslam tarihi kitabı da vardır. Mezhepler Abdülbaki açısından. Abdülbaki Gölpınarlı çok önemli bir isim bu konuda arkadaşlar. Aynen öyle. Yani bu kitabı Çeşitli yazmış olması demek, çıkmış demek. Bu kapıdan o, o da kapıdan. Hı -hı. O bahsettiğimde Kapı yani Abdülbaki Gölpınarlı şiirlik hakkında kitap yazması İslam'a muhalefet açısından olan bir kitap değildir. Yani Şia'yı inceleyen öyle. Kitaptır. öyle mi düşünenler var. Öyle düşünüyorlar. <laughs> Yoksa İslam... Mes İslam ha, doğru. Tabii, tamam tabii. tamam. Hatırladım. İslam mezhepleri tarihi kitabı da var. Türkiye'de tasavvuf ve tarikatlar diye kitabı da var. A a bilim adamı Anladım. Alim adam yani. Adam şeylik hakkında kitap yazmış diye muhalif değil. Adam İslam şey... ilan etmiş ve ondan okunmaz böyle şeyler diyen bir tayfa vardı. A, bana, evet. Mevlevi bir adam arkadaşlar. <laughs> yani çok şey yapmayın. Hani çok geçersiz. Evet. Doğru. Onu da okuyabilirsiniz. Ee, bu anlamda e, inat mesela şey güzeldir. Ee, Bazı sorular. Tevrat ve İncil okuyalım mı diye. Ee, Tevrat Okuyorum ve İncil bedava olan, <laughs> bedava dağıtılan şeylerdir. Bedavayı bulursunuz. Okuyun, okuyun, okuyabilirsiniz. Ya ee, mesela e, yeni ayet, eski ayet. Eski ayet Tevrat'tır arkadaşlar. Yeni ayet İncil. Aklınızda olsun. Zebur içlerinde vardır. Zeburu da alırlar. Ee, yani onlara bakabilirsiniz. Ee, Kur'an-ı Kerim e, Türkçe meali güzel şeyler katar. Ben arada yani çok bakıyorum. Hani çünkü karşılığı nedir? İşte Osmanlı bir fetva veriyor mesela Ebu Suud nereye dayanmış veya hangi şeyler var? Bu buluyorum. Kur'an-ı Kerim de yine İslam anlamak açısından önemli. Yani çok kitap söylerim ama hakikaten ilgi olmayınca yani veya normal bir okuyucu için değil. Hani biraz arkada çok sıkılıp ve sıkıcı bana bulursunuz. evet sıkıcı bulursun. az evvel güldüm, kahkaha attım ama ciddiyim. Yani ben İncil okurken acayip sıkılmıştım. Hı -hı. Ondan ona mektuplar, bundan buna mektuplar. Yani o zamanlar tabii e, benim İncil okumaya çalıştığım yaşı, yaş 14. Ne tarihsel bağlamını biliyorum, ne bir şeyini biliyorum. O yüzden de oldu. Yani Hı -hı. çok bir şey anlamadım. Hı -hı. Tevrat da aynı şekilde. Ee, biraz İncil, Tevrat, Kur'an bunların oluşum e, Nasıl diyeyim süreçleri hakkında birazcık bir şeyler okuyup ondan sonra kutsal kitapları okursanız belki daha etkili olur. Şimdi e, mesela Annemire Şimel ismini ha, evet. verdiğim verdiğim zaman ya yerli yok mu diye kızıyorlar. Öneriyorum Annemire Şimel. Yani sonuçta burada ilahiyat fakültesinde dekanlık yapan birisi arkadaşlar. Yabancımız değil. Bir... Evet. Ve Almanca Yakup Kadir Karosman onun kitabını ilk tercüme eden yani yabanı tercüme ediyor düşünebilir miyim? Bunu bilmiyordum. Derdi. Ben onun morografisini yazmıştım Şimel'in. Ondan sonra öneririm çok ötükenden de kitapları yayınlanır. Kabalcı'dan da vardır. Alfa'dan da vardır. Burası hmm, biraz saçılmış hmm. durumda. Kabalcı'da ee, epey bir çıktı Başka Kabalcı'da. kim? Ele mi? Eli'de mi? Eli'de. Kim Eli'de dedi? sordular. O tabii ki tavsiye ederim. Şamanizm kitabı vardır. Ee, İslam mistisizmi hakkında kitapları vardır. Özellikle bu Roman Alimin, e, Roman Alimin, e, Hint mitolojisi ve Hint anlatılarına daha fazla eğildiğini görmekle beraber dinsel düşünceler tarihi kitabı hani bütün dinleri kapsamakta öneririm. O kitapta da şikayet pahalı olmasıyla ilgili çok şikayet geliyor. Haklılar biraz da. Ama malum verebileceğim isimlerde bunlar. Kütüphaneler var arkadaşlar. Bu arkadaşlarımızın çoğu üniversiteli. Üniversitelerin kütüphaneleri var biliyorsunuz. Evet. Kütüphanelere sadece ders çalışmaya gitmeyiniz. Araştırma yapmaya Sınavdan sınava gitmeyin, değil mi? Değil <laughs> mi? Öyle diye kızmayın açık ama. Açık raf sistemi, çoğu kütüphanenin açık raf sistemi var. Bu şu demek? Merak Hı. ettiğiniz konuyla ilgili bir kitabı buldunuz. Tamam mı? Açık raf olduğu için numarasına bakarak kendiniz gidiyorsunuz o rafa. O rafa gittiğiniz anda da Merak ettiğiniz kitapla birlikte onun yanında yöresinde bir sürü konuyla ilgili başka kitaplar oluyor. Dolayısıyla o rafa gittiğiniz zaman tek bir kitap öğrenmek yerine bir sürü kitap öğreniyorsunuz. 3-5 tanesini seçip oturup okuyorsunuz. Bir buçuk saat, 2 saat. Bir sürü şey öğreniyorsunuz. Hı -hı. Yani kütüphane kültürünün artık gelişmesi, gelişmesi lazım ya bu memlekette. Evet. Şimdi şey var. Roma İmparatorluğu Hristiyanlığı mahvetmiş desine okuyalım. Ya eldeki o. Şimdi İncil diye satılan bulabildiği <laughs> o ben <laughs> ben yapmayayım <gülüyor> ya. <gülüyor> Şimdi haklısın. Ee, yani tabii Ölü Deniz yazmaları bulun bulunduktan sonra hala bir şey yapmadılar. Yani Ek Kumran dediğini <laughs> ama ben ne yapayım? Yani, yani İznik ne yapayım? Konsili'nde Hiç kabul ettikleri şey bu onlar yani ben Matta Marcos değil mi hmm. İncilleri ben ne diyeyim karşılaştırma onunla karşılaştırmak zorundayım. Yani bugün İngiltere'deki, kabul gören, Amerika'daki, Avrupa'daki, Türkiye'deki kabul gören İncil neyse onunla kıyaslamak onu okumak zorundayım. mahvetmiştir doğrudur. Mesela orada gördüm Kur'an-ı Kerim'in %10'u gerçek falan. Arkadaşlar ben bilmiyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'in yani, ne kadarına inançlarınızı... ya öyle bir kendi fikirlerinizi genel geçer evrensel gerçekmiş gibi anlatmayın. Hı hı. Televizyonlarda hep böyle insanlar gördüğünüz için doğrusunu bu zannediyor olabilirsiniz ama bu doğru değil. Sizin inandığınız şey her neyse genel geçer evrensel gerçek değil. Sizin inandığınız şey. Okey. Şeytan yani ait... Başkaları da ona inanmazsa aptallar anlamına gelmiyor o evet. yani. Aynen öyle. Bu biraz artık faşist ve yobaz bir kafa. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'in yani ne kadar şey gerçek hiç. olduğuna dair açıklama burada yapma yani mantıklı değil, normal de değil. Ya bir kere kimisi benim alanım değil yani. Kimisi buna inanır. Ne teolog bekliyorsun? Evet, değilim yani. Şimdi Bin bilimci ilahiyatçı değiliz. Aynen öyle. E, bunu da baştan söylemiştik i̇steyen zaten. Bilimci değiliz. İsteyene inanmaz. Bana evet. sorarsan böyle. Şeytan ayetlerini biliyoruz tabii ki. Ben Salman Rushdie'nin okumadı ayetleri. Türkçe çevrilmiyor. Yasak zaten bir kere çevrildi ama toplandı. Toplatıldı falan. Yok Aa, Türkçe. Aynen. E, yani Salman Rushdie biliyoruz. Yani, evet değişik bir şeydi. E, biliyoruz ama şundan söyleyeyim arayan bulamaz. O sevgili arkadaşımıza Hı -hı. teşekkür ediyorum. Bulamazlar. Yani şimdi hani yazdığı için Türkçe yok. Hani Türkçe basılmıyor. <laughs> Arkadaşlar dünya düz diyor. <gülüyor> <gülüyor> dünya düz mü? Binler. Şimdi bir arkadaş ısrarla soruyor. Horasan erenleriyle Anadolu'ya gelmişiz. Horasan'dan gelme birinci dalga, ikinci dalga diye ayrılıyor. Ya birinci dalga, ikinci dalga bunun tarihini tam tespit etmek mümkün, M mümkün değil. değil evet. Mesela Bahsettik birkaç dakika önce. Babaylar isyanından önce gelenler zannediyorum, sanıyorum ikinci dalga. Çünkü onlardan önce de ciddi bir Türk kitlesi gelmiş Anadolu'ya. Evet. Hani. Ha arada başka dalga da vardır. Vardır yani. Yani o mu... Yani bunu tespit edebilmek için değil mi? Kesinlikle. dedik didik, didik, didik çalışmak gerekiyor. Çalışmış birileri... Olsa, varsa söyleyin, açayım okayım. Bilmiyorum ben. Aslında belge de hani bilgi yani. belge, bir tanıklık, bir şey yap bir şey lazım. Mesela ha, bakın, sırf il... bu özelde çalışmak gerekiyor yani evet. bunu söyleyebilmek söyleyebilirsiniz. Ahile hakkında mesela birinci Anadolu için söylüyorum, İmli Batuta değil mi? Bakıyorsunuz kaç evet. tane il merkezinde, kaç kasabada, nerede merkezleri olduğu falan yazıyor. ...onun üzerinden yürüyüp bir bir şeyler kurabiliyorsunuz, anlatı oluşturabiliyorsunuz. bir sorusu geldi. Melamilerden biraz bahseder misiniz? yok, Kısaca bir bahsetmek ister misiniz? Melamilik melami de. kınanmak demektir. Ama melami nedir? Melamilik bir tarikat. Tarikat. Melamilik esasen... esasen yine dediğimiz gibi şeyden ayrı bir şey değil. İslam dininden tamamen kopuk falan. İslam dinine ilgili tamamen tarikatlardaki işte artık demek ki o zaman da var hani tarikatların zenginleşmesi işte birbirlerinin nemalanmaları hı hı. işte bir oradan bir, bir şey alırken öncelikli olmaları yani günümüz şeyiyle kıyaslamak da istemiyorum da felsefesi, felsefesi nasıl felsefesi, felsefesi, nasıl? felsefesi, bir felsefesi lokma, karşı bir hırka, hırka Değil mi? tarikatlara tamam. karşı bir tarikat dediğim gibi kınanmak üzerine kurulu buna bunlar taç hırka tekke Oradaki şeyin önem vermezler. Tamamen aslında nefis. Nefisle ilgili yani nefis bir durum. Nefislerini her gün ezmek, Kesinlikle her gün ya. yenmek Hı -hı. adına biraz Budist rahipler gibi. Etkisi Budist de var onların zaten. Budist rahiplerde zaten Budizm etkisi de var. Var çok var. Budist rahiplerin hani belli bir kolunda şey var ya böyle dilenirler. Evet. Asla en küçük bir kibre dahi kapılmamak Kapınalı. için e, dilenci rahiplerdir onlar. Budist rahiplerdir. Zaten Hristiyanlıkta... İslam'da şunda bulda da etkileri olmuştur. Onların da mesela amacı odur. Dilenirler asla ki asla en var. küçük bir kibre dahi kapılmasınlar. Kapılmaz. Artık son noktası dilenmektir. Yani Hı. insan nefsinin ezildiği yer. Bu melamilik es ezmek. ezmek. Yani. hamdun kassar öncülüğünde başlattıkları bir akım Horasan bölgesinden çıkmadır. Zaten Horasan bu anlamda renkli bir bölge çok sevdiğim bir yer. Horasan zaten evet. Ee, yani öyle. bir birçok akımın değil mi? Küçük bir Anadolu'nun minyatürü, e, minyatürü gibi. Mi gibi yani? Aynen öyle. Ya da Anadolu onun bir minyatürü. Yani e, Anadolu'nun genişletilmiş geniş, Evet, Ver. aynen öyle. E, ve İpek Yolunun da bunda bir etkisi büyük. E, İpek Yolunda sadece hani ticari ürünler gidip gelmiyor. İnançlar, söylenceler de hmm. yolculuk ediyorlar. Hmm. Onun da etkisi var. Melamilik tabii asıl şey ikinci devre melamiler dediğimiz bayrami melamileriyle farklı bir e, şeye kavuşuyor, hüviyete kavuşuyor. Çünkü artık Anadolu'da İnanç olarak Hacı Bayram Veli şöyle artık bir şey? e, zaten biliyorsun e, bunlar e, yüksek kutup terakkisiyle hmm. e, kendi yöneticilerinde şimdi çünkü kendi en üst makamı pirlik makamı kutup olarak görüyor ve kutup her şeyin üstündedir. O yüzden de Osmanlı devletiyle çok fazla ters düşerler. E, çok fazla takibata uğra uğrarlar. Hatta Anadolu'da en fazla e, can veren e, kutup onlarınkidir ya da e, hmm. şey falan. Sonradan gizdenmelerinden idam, i̇dam. İşte İsmail Marşkidir. İşte Pir Ali Aksaray'ı takip edilen mesela kutuptur. E, e, oğlu İsmail Marşki Mehdi olduğunu söyler ve bu sebeple canını canından olur. Kanuni döneminde Hamza Bağal vardır. Bosna'ya taşır. O da yine getirtilir Burada e, siyaset edilir, e, öldürülür. Ee, Şeyh Ali Paşa ya yani o kadar kendilerini gizliyorlar ki bir Osmanlı sadrazamı eee e şehit düşüyor ve bu bir melami. Hı hı. Yani kendi kutbundan üst görmüyor veya kendisi zaten ee, kutup parmakçı زاده ee, şey olmuşlar. Ee, ne derler Osmanlı en üst ulemanın başı Şehiristan. <laughs> Düşün. O kadar gizlilik içerisinde bu makamlara da hmm. gelebiliyorlar. Ee, çok önemli bir şey. Ha, e, Bayrami Melami'nin ismi Bayramilik Hacı Bayram Veli ile başlar. Hacı Bayram Veli'nin ölümünden sonra hükümete biraz daha yakın olan Şemsiye koluyla e, Melami, Bayrami Melami'li olarak ikiye ayrılır. Birisini Akşemseddin e, işte temsil eder. Şemsiye kolunu biraz daha hmm. hükümete yakındır. Fatih'e yakındır falan. Diğer kol Emir Sikkini ya da Bıçakçı Ömer Dede. Dikkatliysen meslek ismi de var. Buralardan da çok değerli ipuçlarıdır bunlar. Bıçakçı Ömer Dede, Bünyamin Ayaşi, Pir Ali Aksarayi, İsmail Maşiki falan gibi şeklinde devam eder. Karışık mevzular arkadaşlar. Çok karışık ama bayramilik bile ayrı bir program konusudur. Kesinlikle. Şimdi yani ben saatlerce süren. Bu inanç süre. tarihi, bu tasavvuf tarihi tasavvuf konusuna. tarihi uzun süre. Hani tabii ki zamanında eğitimini gördük falan da dedim ki ay ben bunlara giremem. Ya adamların adları bile aklımda kalmıyor. Evet. Bu inanç tarihinde. İyi ben biraz bir şey hatırlıyormuşum. Hatırlıyorsun ya yani maşallah. Yok sağ olun. Benim çoğunun adı bile aklımda kalmıyor. O kadar karmaşık geliyor ki bana. Ben bir kere bir de şu var içten içe beni şu dürtüyor. Ya tarikat ne? <laughs> tamam. Evet. Diyorum ki ya kardeşim niye bu kadar çeşit çeşit tarikat ortaya? Ben daha orada çakalık alıyorum. Yani Değil zaten mi? içlerinden ve sıkılıyorum bir süre daha yani, sonra. Bu o anlamı çıkarmış, o bu anlamı çıkarmış, o öyle etmiş bu böyle etmiş tarikatları marikatlara çalışmak beni sıkıyor. Dolayısıyla. Ha tabii ki belli bir noktaya kadar okumak zorundayım. Dertleri Hı -hı. neymiş? Onu anlamak zorundayım. Daha böyle ama siyasi tarih, kültür tarih bağlamında kalmaya çalışıyorum. Olgayın yaptı, iyice cesaret isteyen bir şey. Yani artık tasavvuf tarihine girmek, inancın dibine kadar inmek, o oradan kaynaklanır, bu buradan kaynaklanır. İşte o şuna inanır, bu şuna inanır, bu gerçekten başka bir şey ağ çıkarmaya çalışsak değil mi? Haritasını Kesinlikle. çizmeye çalışsak ucu bucağı yok. yok yani. Zaten biz akıllı olan birisi de şunu yapar. Belli bir dönemi seçip gerisini hmm. bırakır. Yani ben mesela 17. yüzyıldan sonra çalışmıyorum mesela 18. yüzyılda. Çünkü zaten birçok günümüzdeki tarikat kendilerini o, o bölüme dayandırdığı için harbide hiç alakası hmm. yoksa hmm. iş siyasete falan döküleceği için bahsetmiyorum. Yani 17. yüzyıl sonrası ben çalışmıyorum. Bunu tercih ediyorum. Yani kendi tercihim bu. Birçoğu da öyle yapar. Hmm. Yani Sa 16'dan sonrası benim hiç umurumda değil. Evet. Klasik dönem, <laughs> klasik çağ Osmanlı'nın klasik çağlarındaki önemli tarikatlara bakıyorum. E, doğrudur. Zaten bir de Osmanlı döneminin tarikatları ile şimdinin tarikatları o o yani. Evet. Dağlar kadar fark var yani. Aynen öyle. Bir babaillerle bir mi yani bugünküler Vatdi'de vücut şeyi gördüm orada var. Panteist öğeler e, var, var. vardır Herkes yani. De var Hacı Bayram Veli evet, ve ama Hacı Bayram e, Veli'nin en önemli Anadolu'daki ilk Türk tarikatıdır. Onu da söyleyin. Belki merak Tabii edenler şey, olur. E, bunların hepsi Ahmet Yesevi'den gelmiyor mu diye bir, Değil, bir, bir, yok. bir arkadaş? Değil. Yok. Bazı menakıplarda öyle, öyle anlatılsa değil. da öyle değil esasında. Zaten hepsi yani. kendisini böyle bir şecereleri vardır. Hepsi e, seyitdir. Hepsi kendini peygamber soyuna bağlı. Evet, böyle bir şey. Peygamber evet değil mi? Ben, ben böyle bir bir şey pek hani ihtimal vermemekler var. Saygı duyarım. O ayrı. Saygı duymak ayrı bir şeydir. Ona inanmak ayrı şeydir arkadaşlar. Yani kötülemek amacıyla söylemiyorum. Sadece kanıt bulunursa seve seve tabii Peki. ki paylaşırız. Neden olmasın? Dayanıyor da olabilir. Peygamber soyundan gelenler de var mutlaka. Ben tamamını diyorum zaten dikkat ederseniz. Yani seyitliğin 15-16. 16. yüzyılda parayla satıldığına dair yapılmış çalışmalar da var. Hı, var değil mi? Var yani. Osmanlı'da seyitler ve şerifleri önerelim. Hı. Kitap yayınlarından çıkan bir kitap bulunuyor. Tabii. Çok rahat bulunuyor. Tavsiye ederiz. Bayramlık ilgili kitap önerelim mi? Öner ben hiç bilmiyorum. Hacı Bayram, Bayram Hacı Bayram Veli e, ile ilgili en güzel kitaplardan biri e, yine bir e, akademik çalışmadır. Kitap yayın evine Haşim Şahin'in e, yazdığı makale vardır. E, tavsiye ederim. Kitap e, yayınevinin o kitabını aldığınızda birçok tarikatla ilgili bilgi sahibi olacaksınız. Hmm. Onu söyleyebilirim. Mevlevi mevlavi ile ilgili kolay zaten. Abdülbark Göpünarlar'ın kitapları yayında. Ya Haşim Hoca'nın ben şeyine de bakamadım hala Dervişler ve Sufi Çevreler. O kitapta var. Hmm. Bahsettiğim kitap o Dervişler ve Dervişler Sufi Çevreler. Ve Adını söylemedim mi? Evet. Evet ismini söylemedim. Özür diliyorum. Bayramlık özel, özelinde bir kitabı var Yok yok, yok özür diliyorum ba Dervişler, Dervişler ve Sufi Çevreler. Haşim Hoca da evet. zaten bu alanda çalışmalar olan. Biri, hocamız, bir hocamız. Çok önemli bir isimdir. Dervişler ve Sufi Çevreler diye bir eseri var. Ee, bakmadım ben ama Olgay bakmış. Bak. Atlas tarihten de okuyabilir dinleyiciler, evet, evet. seyircilerimiz e kendisini. Atlas tarihten yazıları var aynı evet, zamanda. Okuyabilirsiniz. okuyabilirsiniz. Başka kimi söyleyebiliriz? Hamza, Hamza evet Bayramiler'den evet doğrusu, doğru. Hamza Viler Bayramiler'den. Ha -ha. o adından dolayı ha -ha. Hamza Viler. Bayrami... İşte bak Hamza Viler bilmem ne evet, Allah'ım Allah'ım ben sıkılıyorum ya. Evet. Şerif Çok Hüseyin denen bana. arkadaşlar bilmiyorum onu özür diliyorum. Şerif Hüseyin'in Hüseyin denen şahıs adını öyle söylemeyelim. Parayla satın ona bilmiyorum onu kusura bakmayın. Kim o tanımıyor? Tanıyamadım da. Ahmet Eşer Hoca'nın Zındıklar ve Mülhitler kitabında kapsamlı bilgi var da. Var var ama o Zındıklar ve Mülhitler dikkat edin zaten Daha Zındıklar ve Mülhitler. Hani hani zındıklıkla suçlanan şimdi tarikatların evet. hal tercümesi yani kitabı değil. Bütün bir tarikatlardan Hı, bahsetmiyor, bahsetmiyor orada yani. Zaten bu suçla suçlanan kişi çok az zaten. Ha ama dur gösterelim. Gösterelim Nerede mükemmel o? kitaptır teşekkür ediyorum. Harika. Yani çok teşekkür tamam. ediyorum din izleyiciye. Adını göremedim. Şunu da tavsiye ederim. edelim. Ederim. Şimdi zındıklar ve mülhitler bu tabii bu çok eski baskı. Bu Ahmet Yaşar Ocak zındıklar ve mülhitler. Yeni yerini söyleyeyim mi? Google'a adını yazın kitabın tamam mı? İçeriği hakkında biraz bilgi edinin. Ona göre beğenirseniz alırsınız. Söyleyelim şeyde. Timaj'da arkadaşlar ciltli kapağı Timaj'dan. Ay bakar mısın yırtılmış. Sendeki. Sendeki e 2002 senesinde almışım. Sen onu sakla. Müzelik parça o. Müzelik. İkin, i̇kinci baskısı bile bundan daha hacimli. <laughs> 2002. Üniversite 2'de miyim 3'te miyim evet, öyle bir harika. şey. Harika yani o zaman incelemeye başlamışsın. Bak çizmişsin de bazı yerlerini. Zındıklar ve Mülhitler çok önemli bir kitaptır. Yani başka bir parti perspektif açar. Şu senin göstermek biliyorsun. O da satılıyor. Bu da var. Şanslılar. Zaten TTK'de değil mi? Bakın Anadolu'da Hazreti Ali tasavvurları. Tam benim yüzyıllar. Gördünüz mü? Türk Tarih Kurumu. Kitap var. Bu kitap evet piyasada rahat rahat bulursunuz. Şöyle oh. Hmm. Hacı Bayram Menakıb Namesi'nden bahsedeyim. Hah bahset. Hacı Bayram Veli Menakıb Namesi dedim ya önemli çünkü Anadolu'daki ilk Türk tarikatı belki merak eden dinleyicilerim olabilir tabii, izleyiciler tabii, çok da Menakıb Namesi satışta <laughs> Zehra e, Hanım tarafından soyadını hatırlamıyorum dergahtan <laughs> çıkıyor. Menakıb Name hani bahsettik bugün çok fazla. Bir Menakıb Name okumak isteyen için önemli bir e, Anadolu'daki ilk Türk tarikatının kurucusunun ne olduğu, kim olduğuna dair bilgi verebilir. Ariflerin Menkıbeleri yani Mevlana'nın Menkıbesi sürekli satışta olan bir kitaptır. Hacı Bektaşi Veli Menakıbname sürekli satışta olan bir kitaptır. İbrahim Gülşen'i satışta olan bir menakıbnamedir. Aklıma ilk gelen bunlar. Bunları tavsiye ediyorum. Sorular çok güzel. Göl Melamiler ve Melamilik isimli kitabı onun tezidir. Ee, çok güzel bir kitaptır kaynak e, açmıştır ikinci devre Melami'leri üzerinde çok yoğundur ama iki, birinci ve üçüncü devre Melami'leri de vardır üçüncü devre Melami'lerinin de hala günümüzde devam ettiğine dair e, şairler vardır ama Melami'lik tabi Melami kimse e, ben Melami'yim demez o yüzden de e, bu bunları söyleyen kişilere çünkü İzmir'de falan devam ettiğine dair e, duyumlar alıyoruz Melami olduğunu söylemez Onlara dikkat edelim. Böyle şeyler de var. Dediğim gibi ben çok bugünümden bahsetmeyeceğim. Hiç hoşlanmıyorum da ben belli bir dönemde bırakıyorum. Yani üçüncü devre melamileriyle de ilgilenmiyorum. Yani onu da söylemek lazım. Nazmi Bey bizi bekliyor bir yandan. <laughs> ha, şehir ve taşra Kardeşim. bektaşiliği çok güzel. Aa, zaten evet, niye evet, güzel? güzel çok güzel çünkü bektaşiler zaten şöyle bir ayrım da var. Ee, şöyle bir şey de var. Bektaşilik e, bunda inanılmaz öyle çok güzel tespitleri var. Kitabında e, bektaşiler e, çelebilik makam oluşturmasında da etkili ve şehirlerde okumuş yazmış kesim arasında da çok yüksek. Hmm. Çünkü Alevi vatandaşlığımız konar göçer, göçebe, yerli yerleşik değildi. Daha çok köy yerleşimi ya da kırsal yerleşimi. Bektaşlar şehirlerde yaşıyorlar. Rıza Tevfik, Namık Kemal, Bektaşlıdır mesela. Yani güzel bir soru. <laughs> Süreyya Farukiye'nin kitabının adı neydi? Ee, Anadolu'da Bektaşilik. Anadolu'da Bektaşilik Süreyya Faruki. Arkadaşlar bu yayını YouTube'a atacağım ya ben. Evet. YouTube'a attığım vakit Altına da şöyle bir okuma önerileri listesi koyarız. Harika. Tabii ki eksik bir liste olur ama şöyle bir 10 kitaplık veya işte arasında makaleler falan da olur mutlaka koyarız. Oradan direkt hani bütün yazılışlarıyla falan görürsünüz. Şeyde yani e, o Alfa yayınlarından çıktı kitap bulunuyor arkadaşlar. Hı. Artık iki yıl ön, bir yıl öncesine kadar yoktu. Çok aradığımız bir metindi. Yani faiz fiyatlara artık şeylerden alıyor. kitaplarda değil mi? E, çok yani ben mesela şeyden almıştım. Açık ile. 15 liraya şimdi çıkan kitabı o zaman ne kadar verdim hatırlamıyorum. 100 liranın üzerinde para vermiştim. Maziz İlmiyeç'in bizim konularla pek alakası yok. Yani Ama o yani... Sümer tabletlerini çözerek hani tabii ki bütün kutsal kitaplara giren Nuh tufanın üzerinden kitapları vardır. Okuyabilirsiniz yani ufuk açar. Farsçı hocam anlatmıştı. Şah İsmail rüyasında kafasında kırmızı bir taç görür ve kızıl başlık oradan doğar. Bu böyle şeyler... Ee, var olan bir gerçekliğe uydur ya, yani Yakıştırma gerçeklik üzerinden gibi. yapılan yakıştırmalardır. Aynen öyle. Şah İsmail'i onun kurucusu olarak göstermek üzere yapılır. Bu deminden beri hani kaç saattir bahsettiğimiz menakıbnamesi, velayetnamesi, Osmanlı tarih kroniği, başka ülkelerin tarih kronikleri bunlar hep meşrulaştırma araçları bir yerde. İçine böyle şeyler serpiştirilir. Anlatabiliyor muyum? Kızılbaş zaten takıyor onu. Böyle bir gelenek var. Sonra birisi diyor ki zaten o gelenek de Şah İsmail'den çıkmıştı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Rüyasında görmüştü çünkü. Hayır. O adama bir ulviyet atfetmek için bu yapılır. Şah İsmail e, Weberian tarzda bir karizmaya sahip adamdır. Yani dini bir otorite, dini bir karizma. Anladın mı? Yani ee, karakteristiği öyle adamın. Kendini öyle kuruyor. Öyle inşa ediyor. Dolayısıyla etrafında yazılan her şey de o bağlamda değerlendirilmeli. Hı -hı. Sıradan bir savaşçı falan değil. Timur değil bu adam. Ki Timur bile neler neler yaptırdı kendini meşru gösterebilmek evet, için. Evet kesinlikle. Yani dini ciddi şekilde kullanıyor Şah İsmail. Onu düşünerek. Aynen. Nitekim arkadaşlar lazım. yani hakikaten Osmanlı'nın en güçlü hükümdarlarından her anlamda zirve noktası kanunun bile Mehdi ilan edildiğini kitaplarda göreceksiniz. En yakınındaki Celalzade bunu yazıyor. Yani niye Mehdi ilan ediyor? Çünkü peşine kitleleri sürükleyebilecek, takabilecek tipte insanlar. Örneğin bu oğlan şey İsmail Maşiki bunun şeyinden korkuluyor. Pir Sultan. Bunlar hep kanuni dönemine ait kişiler. Hamza Bali. Aklıma ilk gelenler yani o açıdan Mehdi Ebu Suud tarafından Mehdi ideal ediliyor kanuni. Yani bir Mehdi'yim diyorsa bir bizim de Mehdi'yiz <laughs> var şeklinde. Yani meşrulaştırıcı pekiştirici gücünü pekiştiren ünvanlar alıyorlar bunları da unutmayalım. Tarihte her şeyi iktidarı unutmadan değerlendirmek lazım arkadaşlar. Ortada bir iktidar mutlaka var. Konunun içerisinde bir iktidar her zaman var. İktidar niye önemli? Güç sahibi, para onda, kolluk kuvveti onda. Tamam mı? İktidarda kim var? İktidar bu duruma ne yapıyor? İktidar neyi nasıl şekillendiriyor? Yani bu iktidar meselesini hiç unutmadan her şeyi değerlendirmek evet. gerekiyor. Konu destan da olsa, edebiyat da olsa ne olursa da olsun. Ee, aynı soru çok geldiği için bir arkadaşıma da cevap vereyim. Ee, sağ olsun. Eee soruyor. Nakşibendilik şimdi Nakşibendilik şöyle dünya üzerindeki özellikle Türkistan coğrafyası e, ve Anadolu'da herhalde e, sahip olduğu kitle yani o tarikata bağlılık en azından bir gönül verme en kalabalık olduğu düşünülüyor. Türkistan'da çok yaygın. Nakşibend, Bahattin Nakşibend ile beraber Anadolu'da Osmanlı Molla İlahi ile geldi ama günümüzdeki tarikatların bunun bir devamı olduğunu söylemeleri veya işte kendini öyle görmeleri benim bu alana girmemi engelliyor çünkü ben eğer günümüze girersem olay çok farklı bir yerlere Hı -hı. geliyor ve ben bunu istemiyorum. Çok teşekkür ben ediyorum i̇z iz izleyicimize, izleyicimize. Yani şey hani e, Türkistan coğrafyasındaki ve Türk çok yaygın hani e, Hoca Ahmet Yesevi'nin tarikatından sonraki herhalde bir numaradır. Yani Özbekistan, Taşkent, Buhara, Semerkant Tacikistan yani o, o civarda e, hala devam yani inanç müthiş bir inanç. Bütün laikçi ee, damarlarıma evet. böyle böyle şey oluyor. Orada bana. çok yaygın. Anadolu'da da sanırım hani şu anda devam ediliyor. dedin dediğim hmm. için herhalde bir numara çıkar zaten ama hani günümüze de sirayet ettiği için çok fazla e, şey yapmıyorum. Hani konuşmak konuşamıyorum. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. <laughs> Adın yazılacak mücevher daşa. Diyerek bitirmek istiyor. Tarikatlar ve teklifler kapatılmıştı değil mi? <laughs> diye. Konuyla ilgili yorumum <laughs> bu. Delindi <laughs> mi o Kapatıyor sence? Bilmiyorum yani. Hadi kapatıyoruz artık. Kapatıyor Bakın muyuz? bunlar şey selam duruyor. Ataya evet. selam duruyorlar şu anda. <laughs> Anladım. Ee, Konuyla ilgili yorumum var. E, e, teşekkür edeyim herkese o zaman. Hadi. Biz ee... Olga Öce'ye öncelikle çok teşekkür ben edelim. Teşekkür Olga Öce'ye kalplerinizi öpücüklerinizi alalım. Ta sağ yani şehrin öbür ucundan kalktı geldi. Beni kırmadı. Çok sağ olsun. Rica tamam. Gerçekten çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bayağı ben hocam. çok teşekkür çok ederim olduğunuz. davet ettiğiniz için. Sağ olun. Olgay ee, Söyler'i yazılarını Atlas Tarih'ten takip edebilirsiniz. Eski sayılarını da bulabilirsiniz. Ayrıca Twitter'da da yazar Olgay Söyler yazarsanız Twitter'da karşınıza çıkar. Çok teşekkür ediyorum herkese. Ben de sizin özeninizle burada saatlerdir çok yazdılar, takip evet, ettiler. Yani insan. yorumlar, sorular sordular. Bağışlasınlar. cevap verilmemiş olabiliriz. Evet, Bilmediğimiz şey olabiliriz. Bilmiyoruz dedik. Ee, dilimiz sürçmüş olabilir. Ne derler? Amane'ne tabiyle hata, hata yapmış da olabiliriz. Lütfen e kötü anlamda düşünmeyin. İçimizde herhangi bir kötülük yok. Biz sadece tarihçiyiz. Temiz kalbiyle geldiniz <laughs> karşınızda. Peygamberimizin bile kalbi defalarca temizlenmiştir. <laughs> yani, değil mi? Evet. Bir iki kere, belki defalarca da bilim Evet, ya, seni reis ilan ettiler en son. Sevgili <laughs> olmak teşekkür ediyorum herkese. Evet. Ee, arkadaşlar çok teşekkürler. <laughs> İzleyen herkese çok teşekkürler. Katkı sağlayan sağ herkese olsunlar. çok çok teşekkürler. Ee, burada olduğunuz için sağ olun. Bu yayını YouTube'a atacağım iki parça halinde. Yetişemeyen arkadaşlar oradan izleyebilir. Okuma önerisi de. Ee, yapacağız altına, yani hı hı. şunları şunları okuyabilirsiniz diye hani bugün bir sürü kaynak tanıttık ama yazılı olarak da ekleyeceğimiz başka şeyler olacaktır ee, onları da koyacağız Ben benim sonraki yayınım bilmiyorum yarın akşam açmayı düşünüyorum bir mani olmazsa yarın günlerden perşembe mi? Terşemle. bir sıkıntı olmazsa yarın akşam yayın açacağım ben ee, konu şamanizm olacak bu arada Şamanizm'den bahsedeceğiz biraz. Harika, çok güzel. Evet. Bak e... YouTube'a, YouTube altına okuma önerisi çok yazarım. Şimdi yaz yaz yazsın değil mi? Oğulcuğu yazsın, isteyen Yazayım. istediğini alsın e, Evet, şimdi e, az önce tekrardan gördüm. Hani bu bir e, genel hatlarıyla bir konuşmaydı. Direkt bektaşlık üzerine e, bir program değildi. Kaldı ki böyle bir Bektaşi uzmanı olduğumuz e, şeyi de yok zaten. Bu imajı <laughs> bu da fakat vermiyoruz. Onun üzerine çalışıyoruz. Yani. Üzerine çalışıyoruz. Bildiğimiz kadar evet. anlatmaya çalıştık. Yani teşekkür ediyorum. Evet, e, geliyor bir sürü e, hala. Var, tabii. tabii. Yani. Evet. evet. işte böyle yarın akşam bir maniniz bir manimiz olmazsa şamanizmle ilgili şöyle bir, bir buçuk saatlik falan bir yayın açmayı düşünüyorum sevgili Aynen. arkadaşlar. Cuma, cumartesi, pazar da birer saatlik yayınlar açmayı düşünüyorum. Çünkü şu partnership artık almam gerekiyor. Kontrol sağlayamıyorum bu yayınlar üzerinde pek çok açıdan. O yüzden onu bir, bir an evvel açtırmam gerekiyor. Saati soruyor arkadaş. Herhalde 21.30 gibi. Instagram'dan beni takip edin. Instagram'da acemi alt çizgi filozof. Beni takip edin. Yayın duyurularını oradan ulaşabilirsiniz. Canlarım. Evet. Ee, story atıyorum genellikle. En iyi oradan haber veriliyor yani. Teşekkür ederim herkese tekrar. Herkese iyi akşamlar. Ee, arkadaşımız bekliyor. Biz gitmek zorundayız şimdilik. Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın. Saygılar. Görüşmek üzere.